떠나야겠는데. Teşekkür ederiz. Hay Allah'ım ya. Oh. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Seyirci. 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 Arkadaşlar, önce ekran başındakilere, sonra stüdyo konuklarımıza teker teker hoş geldiniz diyoruz. Evet, nasılsınız, iyi misiniz? Keyifler yerinde mi? Bugün harika. Sadece üniversiteliler burada. Ki üniversiteyi bitirmiş olanlar da gelmiş. Yani gördüğümüz kadarıyla aday olanlar da burada. Üniversiteyle ilgili herkes burada. Üniversiteye girmek isteyen, kazanamayan, 10 senedir niyet etmiş ama tın 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 tın. Evet. Abi, ben üniversiteyi kazanamayan var mı aramızda? Giren kazanamayan. Kazanamadınız mı hocam? Vallahi. Bir kere mi denediniz yoksa birden fazla mı? Bir defa denediniz. Ben haddimi bilirim dediniz. Ben kendimi ölçtüm. Benim işim lise. Liseye devam ederim bir daha. Hocam hiç takılma. Hiç takılma. Vallahi bak ben 86'da üniversiteye giriş sınavına girdim. Yani Allah'tan da adı giriş sınavı ki anlıyorsun. Ne yapacağını anlıyorsun yani. Hani demek girilecek buraya deyip girdim. Kazanamadım hocam. Hocam sana anlatıyorum. Alo. Baba sohbeti açtın. Yandakiyle sohbete döndün. Nasıl olacak bizim işimiz? Allah Allah. Babaya sohbet ediyorum böyle. Bunun bir şey mi? Oradan bir de cüzdanımı almayıpmışız yanımıza. Ne yapmışız? Ya benim cepler mi dar geldi bugün? Elimi sokamıyorum. Konuşuyor kendi kendine. Sana anlatıyorum. Kazanamadım. Ben de kazanamadım. O gece yetenek sınavına güzel sanatlara katıldım. Bir yıl sonra katıldım. Bir gecede benim resmim gelişti. Bir anda delice resim yapmaya başladım. O da mı yok yani müzik? O da yok. Abi bir çıkartın be vallahi canım sıkıldı yani insandan canım sıkıldı. Şuradan şöyle pı yapacağım gitmez. Gitmez biliyorum. Arka ben size yapıyorum. Siz hop yapıp dur. Hop. Arkaya kadar onu yakalaya yakalaya, yakalaya yakalaya götüreceksin. Şimdi aramızda dağlar var, aramızda dağlar var. Yeter. Oh, Esra Erol'la İzdivaç programına hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evli misiniz? Değilsiniz. Üç gün arpalı diyorum. Erzincan Üniversitesi. Karabük Üniversitesi. Dumlupınar Üniversitesi. İstanbul Teknik Üniversitesi. Selçuk Üniversitesi. Çoruh Üniversitesi. Sakarya Üniversitesi. Kültür Üniversitesi. Yeditepe Üniversitesi. Kara Elmas Üniversitesi. Zaten bir şey de kalmadı. Bütün Türkiye'deki üniversiteler gelmiş. Şimdi arkadaşlar programa başlayalım. Yavaş yavaş. Oh. Su isteyen. İsteyen var mı diye sormuş sadece. Aramızda. Yok aramızda bu sefer.
Aramızda diyorum dağlar var diyor. Aramızda ya tamam bir espriyi ben yaptım. Sen bundan nemalandın. Sen bundan nemalandıktan sonra ben de senden bir nemalandım. Hadi burada bitirelim. Burada bitirelim. Ona göre bitirelim. Burada bitirelim. Evet. Şimdi internet her zaman söylediğimiz gibi arkadaşlar artık Türkiye'nin gündemini belirliyor. Gazetelerde belki göremediğiniz şeyleri orada yakalayabiliyorsunuz. Türkiye'nin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi en uca kadar. Bakın Türkiye dünyada da öyle ama Türkiye'deki herkesi oralarda görebiliyorsunuz. En yakın arkadaşlarınızı buluyorsunuz falan filan bir sürü şey. Şimdi internetten biz buraya çok arkadaş çıkarttık. Bugün o iki tane Vanlı arkadaş hatırlıyorsunuz değil mi? Rapçi. Bugün bunu kesin izlemişsinizdir. Bu adamı kesin izlemişsinizdir. 9 yaşında şarkı söylüyor ama şarkıyı sinirinden söylüyor. Yani sinirden söylüyor böyle. Şarkı mı söylüyor? Birisine mi sinirlenmiş? Bir durum var. Alkışlarla radyo geliyor. Çak. Çak harikasın. Harikasın hocam harikasın. Ya nasıl adam? Şimdi bir de ilk star oluşu ama elinden tutup çıkarttın diye. Bir stara da yapılmayacak bir hareket yaptık. Kusura bakma. Keyfin yerinde mi? Ha? Yerinde mi? Her şey yolunda mı? Yolunda. Sevdin mi burasını? Abiler, ablalar, herkes seni seyrediyor. Hoşuna gitti mi ortam? Gitti. Şişim mi var? Bir şey yok değil mi? Rahatız değil mi? Rahatız tamam. Şimdi de, yani bir salınmayla gelen bir şeydir ya. Oradan da bir daha tutamayıp gidersin. Raco gel bakalım ya biraz yanımıza ya. Gel bakalım şöyle. Hocam yaş kaç? Yaş kaç? 9. Hangi okula gidiyorsun? Okulun adı ne? Altılar Gültekin Tuncer Üçöğretim Okulu. Evet gerçekten de mükemmel bir okul. Ama öyle demeyin. Okulun üzerindeki isim de öyle. Altılar Gültekin Tuncer yani. Doğrusunu söylüyor. Belki siz biliyorsunuz okulun adını. Evet. Oh. Oh, oh, oh koçum benim. Seni biz ellerin olsun diye mi saydık bir dakika? Seni biz internette izledik. Sen kendini internette izledin mi bilgisayarda? Hı. İzledin. Nerede? Konya'dan, Kulu'dan geliyorsunuz değil mi? Konya Kulu. Hı. Doğru mu? Hı. Doğru. Utangaç mısın biraz? Utanıyor musun? Ha? Yok değil mi? Rahatız yani. Harika. Hangi şarkıcıları seviyorsun en çok? Arda'nın. Ağrıdağın eteğinde. Şarkıcıları diyorum ya. Şarkıcı. Hangi şarkıcıları seviyorsun? İbrahim Tatlıses, Seda Sayan, Petek Dinçöz, Yüksek Sadakat. Olabilir. Olabilir. O söylemeden ben söyleyeyim abi. Evet. Hangi şarkıcıları seviyorsun? Kimi dinlersin? Seda Sayan. Seda Sayan. Harika. En sevdiğin şarkı Ağrıdağın eteğinde mi? Şimdi söyleyecek Raco da, Raco değil mi isim? Reşo. He? Reco. Reşo. Pardon. Baba benimle ilgilenmiyor. Reco mu diyorum? Reşo. Yayından önce de herife kaç kere söyledik yani diye içinden, adam içinden... Aslında da Hayrettin değil mi? Aslında da Hayrettin. Hayrettin ama sahne adı Raşo olarak geçti artık. Raşo'yu şimdi önce bir internetten izleyelim mi? Siyah demekmiş Raşo, siyah demek. Peki ben de beyaz süper yan yana hocam. Harika olduk. Bir izleyelim Raşo'nun şarkısını sonra burada canlı izleyeceğiz. Başımdaki sevdayı kanım dayanmalı yarısın. Başımdaki sevdayı kanım. Mükemmel.
Raşo'cum bir ne oldu? Yok etrafa bakıyorum diyorsun öyle. Etrafa bakıyorum diyorsun. Bir sinirle mi söyledin? Ne oldu? Sinirlenemek mi söylüyorsun? Yoksa sesim daha gür çıksın diye mi söylüyorsun? Ha? Sesim daha iyi çıksın diye söylüyorsun herhalde. Ha? Öyle mi? Peki o zaman senden şimdi Raşo'dan Ağrı Dağı efsanesini dinle. Ay Ağrı Dağı efsanesi. Bir dakika. Moğollara gitti aklım. Pardon, bugün rock günü yapacağız ya, Moğollara gitti aklım. Ağrı Dağı eteğindeyi söyleyeceksin. Doğru mu? Bizim için harika ama oradaki gibi söyleyeceksin, tamam mı? En yüksek sesinle alkışlarla Raşo. Evet. Başlayalım. Ağrı Dağı'nın eteğinde uçan güvercin olsam. Ağrı Dağı'nın eteğinde uçan güvercin olsam. Türk olsam dinlerde cana cana diyar diyar dolarsam. Türk olsam dinlerde cana cana diyar diyar dolarsam. Oy ben de dinlasını da başım alıp nere gider. Oy ben de dinlasını da başım alıp nere gider. Abi bir şey mi merak ettin arka tarafta olur mu? Bir burası seni pek ilgilendirmedi herhalde ön taraf. Arka taraf daha iyi. Anladık ki bu o günkü sinirmiş. Bak bugün sinirsiz bir şekilde okudu ama Raşo'nun ikinci şarkısı var. Bir şarkımız daha var, doğru mu? Nedir şarkımızın adı? Hangi şarkıyı okumuştun ya yukarıda? Neydi? Mıstık mıydı? Miço. Ha? Miço. He? Miço. Müsterdim. Miço. Tamam Miço. Gidiyoruz abi. Miço. Miço ve Reşo. Buyur. Miço'yu. Evet. Miço nereden geliyorsun samanlıktan aşağı? Miço nereden geliyorsun samanlıktan aşağı? Oyna da Miço Miço. Zıpla da Miço Miço. Oyna da Miço Miço. Zıpla da Miço Miço. Seni ben yerim lan. Yerim seni ben. Koçum benim. Şimdi Raşo'cum sen bu işin üzerine gidiyorsun, tamam mı? Bırakmıyorsun bu işi. Sen bu işi bırakmıyorsun. Biz de Beyaz Şov ekibi olarak senin peşini bırakmıyoruz. Tamam mı? Bundan sonra birbirimizle böyle konuşa konuşa, ara sıra telefonlaşa bu işe devam edeceğiz. Sana bir destek vereceğiz. Bakalım ileride belki kurtarırsın, bambaşka bir şey olsun. Şarkıcı olmak ister misin ileride? Olmaz. İsterim. İstersin. Alkışlar Raşo için arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Raşo'cum gel. Gel alkışlar. Evet Beyaz Şov devam ediyor. Alkışlar arkadaşlar. O artık bir medya patronu olma yolunda ilerliyor. Onun artık bir internet sitesi var. O bir şirin. O bir şeker, alkışlarla Helin Avşar geliyor. Bu ne rahatlık, böyle gelir gelmez mi? Bir rahat. Gel bir bakalım, bir selam ver. Çocuklar seni bir merak ettiler. İlk defa yakından görüyorlar. Hoş geldin Elin'cim. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim.
Hediye mi? Evet. Hediye. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Tatlı yiyelim, çikolata mı var içinde? Evet. Kırmızı kalp şeklinde. Bu çikolata, evet. Bilmem anlatabildim mi? Bilmem anlatabildim mi diyorsun. Aslında bunun içinde çikolata değil, yarınki ve ondan sonraki günkü bütün magazin dergileri, Sabah Gazetesi, Hürriyet, Milliyet, Ekleri, hafta bütün onlar bunun içinde var. Evet. Hafta boyunca birbirimizi bol bol inşallah görüyoruz magazinde. Arkadaşlar çikolata isteyen? Herkese getirdim. Farkındayım, farkındayım. Ben soruyorum isteyen var mı diye. Bir dakika bekle. Hiç çikolata görmemiş gibi davranıyorsun. Benim de konumun yanında rezil ediyorsunuz. Oturuyorum ben. Konumun yanında yapma. Otur. Hadi otur. Tamam Elin'cim, nasıl olsa uzun uzun sohbet edeceğiz. Peki. Bu arada saçlar, önceden de söyledim, şimdi de söyleyeyim. Eski halinden 1000 kat daha güzel çok olmuş saçlar. Ederim. Vallahi güzel olmuş. Güzel. Bu gece böyle bir uzun zamandır biz biraz eksik bıraktık o kısmı. Rock gecesi yapalım istiyoruz arkadaşlar. Onun için de başlangıcı çok güzel bir kadınla yapacağız. Gerçekten de güzel bir kadın. Aile müzisyen, kendisi müzisyen. Altı dolu, kafa dolu, her şey dolu. Alkışlarla çok güzel bir ses geliyor. Gökçe geliyor.
Teşekkür ederim. Hoş geldin Gökçe'ciğim. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Arkadaşlar Gökçe'yi sever misiniz? Gerçekten de ben Gökçe fanıyım. Acayip dinlerim diyen var mı? Çok az. Çok az denecek kadar yok. Şaka söylüyorum, şaka. Gökçe... Efendim? Gökçe fan club burada. Allah tam yerine laf. Tam yerine laf söylüyor. Gökçe'nin keyfin yerinde mi? Evet. Harika. Çok teşekkür ederiz. Gel biz senin yerine alalım. Tamam. Devam edeceğiz çünkü. Kimle devam edeceğiz? Yakışıklı bir ton adam geliyor. Hem yakışıklılar, hem karizmatikler, hem rockçılar, hem yüksekler, hem sadakatler arkadaşlar. Evet, gerçekten de korkutucu bir manzarayla karşı karşıyayım. İlk defa Beyaz Show'da böyle bir şey görüyorum ben. Ben de paniğe kapılmış vaziyetteyim. Gel bak Gökçe'cim gel. Gel araya gel. İşte bu da rakçı, bu da rakçı. Arkadaş bunların hepsi rakçı. Hocam nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Mikrofon kimde abi? Pardon ben o tarafla sohbet etmek durumundayım. Nasılsınız, iyisiniz? Gayet iyiyiz. Gökçe'cim oturabilirsin. Çok teşekkür ederim. İhtiyaç anında çağırırız. Çıkar mısınız hocam programlara çok fazla? Benim ilk değil. Yani bu tip ilk show programı. Bu tip ilk show. Şeye falan çıkmadınız mı? Zaga'ya şeye... Ona çıkmışsınız. Evet. Ben grupta yoktum o zaman ama. Efendim? Ben o zaman grupta yoktum. Ne yaptın? Beni mi bekliyordun? Niye böyle bir şey? Teklif ettiler bir sene bekletmek için. İkinci ama biz size bu ikinci girişimiz. İlkinde ne yazık ki olmadı. Tarih olarak falan tutmadı. İnşallah bugün çok keyif alacağız. Yüksek sadakat konusunda bir şey söylemek isteyen var mı? Arkadaşlar ben severim, fanıyım, izlerim, dinlerim. Süper. Evet. Bizleri de yerinize alalım. Böyle alalım. Şöyle mi alalım? Şimdi bu gece aslında benim de bir konumuz daha var. Onu da alacağız da önden bir sohbet edeyim biraz. Bu gece aslında benim de merak ettiğim bir şeyi konuşacağız. İnşallah konuşabiliriz. Hiç konuşamadık bugüne kadar. Hocam bu rock olayını bize gerçekten de içinizde anlatacak birisi var mı? Yani budur böyle... Elin aşağı. Sen anlatır mısın gerçekten de? Elin aşağı dener, ötekiler de açığı kapatırlar diye ümit ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kim geliyor? Mustafa Topaloğlu kadar yakışıklı bir adam geliyor. Hık demiş burnundan düşmüş. Alkışlarınızla çağlayan Topaloğlu geliyor. Kalbime gömerim o zaman. Unutup da silerim o zaman. Alt tarafı aşk bu da işte. Geçilmez misin aman? Sonunda bitti galiba, görüyorum. İçimde can çekişleri. Sözlerim çok acıtıyor, ölüyorum. Keşke baştan söyleseydim, gidiyorum. Nasılsa koymaz sana bilmiyorum. Kalbime gömerim o zaman, unutup da silerim o zaman. Alt tarafı aşk bu. Sana ne ki ağlıyorsam deli.
yanlış demek her şeyin. Saklamışsın nefretini, göremedim. Olmayınca olmuyor, sen sevemedin. Yazılmış kadere ayrılık silemedim. Alıştım zor olsa da kabullendim. Sağlık. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, Beyaz Show başladı arkadaşlar. Güzel bir gece. De bir şey soracağım Ebru Hanım'a. Rica ediyorum. Bunu gördünüz mü? Bu geçen hafta bizim tam tepemizde olan Demet Akalın'ın içinden çıktığı ayet midir? Kendisinin ağırlığı 350 kilo mudur? Tebrik ederim. Niye bir haftadır indirilmemiştir kendisi? Aa, çok. Ekran başından duymayanlar için ekip bulamadık, indiremedik. En azından üstünüze değil diye içimize su serpen bir cevapla. Ne yapacağım abi, böyle mi dolaşacağım bunun altında? Abi onu rica ediyoruz işte reklam arasında. Geçen hafta onun içinden izleyen var mıydı programımızı izleyen geçen hafta? Biraz rast geldim. Abi. Biraz rast geldiniz. Yani normalde izlemem, rast gelirsem izlerim durumdasınız. Evet. Bir şey söylemek istiyorum. Buyurun bir şey söyleyin. Çok teşekkür ederim. Demin çok enerjikliler, çok güzeldiler. Onlara gerçekten o senin güzel yüzünün, bir dakika bir dakika. O senin güzel yüzünün, yakışıklılığının, o küçük sevimli dişlek halinin. Efendim? Ben de çikolata verdim. Sen işte ancak çikolatayla kandırıyorsun çocukları. Bak baba beyazları giymiş. Beyaz çoba beyaz çıkılır. Ha ondan mı? Abi bana... Herkesten dinle. Arkadaş onu bayan konuklar yapar. Sen niye böyle bir... Ben beyaz çoba beyaz bak. Bak babanın rahatlığına bak. İşte rakçı dediğin, rakçı dediğin böyle olacak yani. Rahat yani. Abi hoş geldiniz hepiniz de. Ben hemen vallahi şunu sorayım. Rakçı dediğin sahiden de bu mudur? Budur. Ya bu mudur yani? Budur. Popçu dediğin budur. Rakçı dediğin bu mudur? Showman dediğin de bu mudur? Budur. Öyle gibi gözüküyor. Ana, ana hatlarıyla budur. Evet. Ana hatlarıyla budur. Evet. Yani rakçı dediğin ortamına, durumuna göre hareket etmez. Genel olarak rahattır. Bir felsefesi vardır. O felsefe her... Yer için, mekan için, durum için, konum için geçerli midir yani? Kısmen. Öyle olsa iyi olur. Böyle sohbet edersek biz bu sohbete daha bizim 3 saat var yani ben size söyleyeyim. Yavaş yavaş. Böyle bu mudur diyorum. Yani ana hatları bu mudur, bu mudur, bu mudur.
Hayır, şöyle bir durum var ki. Lan şunu diyeyim, konuşmaz mı hocam mesela? Konuşur, konuşur. Konuşur. E konuşun ben abi. Ben konuşmaya başlarsam herkes çok sıkılır. Hayır, olacak. Lütfen. Önce isimleri öğrenin. Biliyor musunuz ismi? Kenan. Kenan, evet. Teşekkür ederim. Sağ olsun. Son anda geldi. Vallahi acayip. Koç indirdin yani son anda. Ve Kutlu. Niye? Tanıdık mı Kutlu? Kutlu ve Kenan. Hocam şimdi dinliyorum. Evet. Bizim yapmaya çalıştığımız gündelik hayatımızda nasılsak sahnede de öyle olabilmek. Çünkü yaptığımız işte çok samimiyiz. Popçu yaptığımız arkada, işte çok samimiyiz. Samimisiniz. Hayatımıza ilişkin şeyler yazıyoruz. Evet. Dolayısıyla kendimizi sözlerimizle, müziğimizle ifade ederken aslında kendimiz dışında bir şey olmaya çalışmıyoruz. Hocam peki mesela yani şimdi çok cidden şunun için merak ediyorum. Okan'ın programında veya başka programlarda müzik kanallarında çok rock toplulukları çıkıyor. Fazlaca çıkıyorlar. Benim programımda çok denk gelmedi. Benim bir de ben açık konuşayım. Benim böyle bir kültürüm yok. Yani rock kültürüyle yani benim bildiğim Beatles dinlerdim eskiden. Onun dışında hep folk dinledim. İşte Leonard Cohen'ler, Bob Dylan'lar, John Baez'lar, John Denver'lar dinledim. Onun için bu tarafa çok fazla giremedim. Sohbete de şöyle devam edemiyorum. Yani Jimmy Anderson ekolünden misiniz falan gibi bir şeyle devam edemediğim için çok şey sorular soracağım. Safiyane sorular soruyorum onun için. Seviniriz. Şu soruyu da bilmiyorum. Ne soracağımı da bilmiyorum. Yani hani onu bile bilsem keşke. Orada da tıkanıyorum, orada tıkanıyorum. Hocam gittiğiniz mekanlar belli midir? Sabah yatış kalkış saatleriniz belli midir? Rakçının bir tavrı tarzı var mıdır? Yani Beyoğlu'na mı takılırlar? Başka mesela rakçı kız istemeye gider mi abi? Tabii. Gider mi ya? Sen mesela kız istemeye gider misin abi? Benim annem babam istemişlerdi eşimi. Eşinizi anneniz babanız. Siz hiç muhatap bile olmadınız. Aa, ben de oradaydım. Ben de oradaydım. Ben de oradaydım. Siz de oradaydınız. Ben de oradaydım. Peki ya bir rakçıya yakışan bir durum mudur kız istemeye gitmek, böyle takım elbise giyip oturmak, fincandan kahve içmek? Rakçıya yakışmayan durum bu tip şeyleri bir şekli duruma dönüştürmektir. O yüzden herkes benim, gibi yaşayabiliriz. Beni mesela istemeye geldiler, annem babam vermedi. Efendim? Beni istemeye geldiler, annem babam vermedi. Seni istemeye geldiler, annem babam vermedi. Vermedi. Bir dakika pardon. Annenin babanın vermemesinden önce seni mi istemeye geldiler? Beni istemeye geldiler. Ailenin böyle bir şeyi mi var ya, biz gitmeyiz gelen gelsin. Hayır, annemle bir gün işte ev oturmalı oluyor işte. Annem bir gün oturuyor böyle arkadaşlara falan. Ondan sonra işte oğlunuzu çok beğeniyoruz diyorlar falan. Anneme resmini gösteriyorlar. Aa, kızınız da güzelmiş diyorlar. O zaman istemeye gelin diyor annem. Daha sonra istemeye geliyorlar. Görücü usulü. Görücü yani işte. Sen görmeden olduğuna göre görücü usulü. İşte annem zevklidir. Ama ilk görenin gözler bozuksa yandın. Yani böyle yanlış bir şey de gelebilir sonra, ya. Sonra babam dedi ki oğlum dedi daha erken dedi. Şimdi evlilik mevlilik yok dedi. Valla Mustafa abi 40 yılda bir acayip bizim anlayabileceğimiz bir cümle kurmuş. Önce onu tebrik ediyoruz gerçekten de. Evde sen anlar mısın babanıza, yani Mustafa abiyle sohbet nasıldır? Yani bizim burada gördüğümüz gibi midir? Mesela televizyonu açayım baba deyince televizyon garip bir şeydir. Açılsa da olur, açılmasa da gibi. Ya mesela böyle bir cevap mı, aç oğlum mu diyor. Ne diyor yani, evdeki sohbet nasıl? Şimdi, ya da kendine açılıyor belki televizyon. Ya da belki Mustafa... Helin sen nasıl eskimiler? Helin yanında bakın arkadaşlar, acayip şeyler çıkıyor. Ya da diyor televizyon kendinden açılıyor diyor. Bak tabii uzaylı. Oradan uzay. Evet. Yok. Önemli olan nasıl konuştu değil, nasıl bir kalbi olduğu. Çok güzel bir kalbi var. Çok güzel. Herkes baba. O yüzden onunla gurur duyuyorum. Evet, Mustafa abi bizde. Şimdi Yüksek Sadakat'in burada elimizde bir albüm var. Önce şunu sorayım hocam. Neden Yüksek Sadakat isim? Ya bize çok sordular. Hep aynı şekilde cevap veriyoruz. Bu bizim, zaten bir tane cevap bu var. Bizim müzikle olan ilişkimizi simgeliyor. Çünkü her türlü zor şartlara rağmen Türkiye'de rock yapmak bir özveri gerektiriyor. Niye? Bir sadakati gerektiriyor. Niye hocam? Türkiye'de rock yapmak bir özveri gerektiriyor. Çünkü insanlar bu işe gönül verdikten sonra, hayatın kendi üzerindeki hayatın içine girmeye başladıktan sonra problemler yavaş yavaş baş göstermeye başlıyor. Mesela ben hukuk fakültesi mezunuyum. O noktada kararımı vermiştim ve her türlü şeye rağmen bu işi yapmak için bütün zorluklara göğüs gerdim. Böyle bir karar, böyle bir seçim yapmak gerekiyor rock yapmak için. Ve tabii ki o kararda bir takım beraberinde sıkıntıları da getiriyor. Bu ancak müziği olan sadakatinizle aşılabilen bir durum. O yüzden Yüksek Sadakat. Peki sizin gruptaki herkesin genel özgeçmişi
böyle midir? Yani evet, bir evet, karar anında bir yeri bırakıp bir tercihle bir bu tarafa geçmiştir. Evet, benim öyle. Peki rockçılarda genelde yani gruplarda ya da mesela sende de böyle midir? Böyle oldu. Bir şeyi de bırakıp mı girdin? Bırak iş. Ne oldu? Neyi bıraktın? Sanat yönetmeniydim. Kocamı bıraktım. O kadar. Mustafa. Mustafa abi bizi andı. Evet. Arada içindeki, bir içine girip içindeki çıkıyor. Mustafa abi çıktı diye bak geri geri girdi. Yut 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 yut. Evet, evli falan değildiniz. Hiç öyle bir durum yoktu. Yok, neyi bıraktınız siz? Sanat yönetmeniydim ben. Günde Kahretsin. Yaptığın şeyi toplayayım diye burada. Evet. Evet, sanat yönetmenliğini bıraktınız. Bir ajansta maddede falan. Maddede de hiç düşünmeden. Yani şöyle diyeyim, örnek vereyim fiyat olarak hatta. Evet. Günde 700 milyon kazanırken günde 50 milyon kazanmaya başladım davul çalarak. Günde 700 milyon kazanırken? Kazanırken günde 50 milyon. Bir ajansta mı kazanıyordunuz günde? Reklam şirketinde. Reklam şirketinde. Bunu bırakıp rock'a evet, geçtiniz. Evet. Ya rock'a geçtik diyemiyorum, müzisyenliğe tamamen geçtik. Peki Sodexo falan veriyorlar mıydı günde? Yani... Akşam servisi herhangi bir şey yani. Mesela Kanal dedi öyle Sodexo günde 3 ayın. Bu 700 milyonu bırakıp 50 milyon liraya davul mu çaldın ya? Onu da kazan git davulunu da çal. Olmuyor mu ikisi? Yok. İkisi bir arada olmadı. Niye sabah işe gittiğinde gece davul çaldığı mı belli oluyor sabah işe gidince? Hayır çok mutluydum yine de ya. Önemli değil. Doyayım işte falan yeter. Ona Kenan cevap verebilir. Daha çok kazanır. Nedir hocam? Ben İktisat Fakültesi mezunuyum. Marmara Üniversitesi'nden mezunum. O da bir milyon kazanıyor. Daha sonra yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde finans üzerine bir MBA yaptım. Sonra Türkiye'ye döndüm ve bir şirkette çalışmaya başladım. Gayet de iyi bir kazancım vardı. Sizin ne kadardı? Hatırlamıyorum ama şöyle bir şey yapıyordum. Ben maaşımı aldığım gün o parayla gidip CD'ler alıyordum. O bir yıl, çalıştığım bir yılda çok sağlam bir repertuar yaptım. Yani en azından bir arşiv oluşturdum. Biz ne kadar çok rakçı olursa bu ülkede o kadar sevineceğiz. Çünkü iş yerleri boşalıyor. Evet. Yüksek fiyatlarımıza yerler açılıyor arkadaşlar. Rakka teşvik ederim herkese. Bendeki durum bir mesleği bırakıp müziğe başlamak değildir. Zaten evet, müzisyenlik yapıyordum evet, ben. Amerika'ya gitmeden önce çalıyordum, gruplarım vardı. Bu çalıştığım sene içinde yine bir grup toparladım ve çalmaya başladık. Sizden bir kişi ayrıldı, yerine bir kişi geldi. Kim gitti, kim geldi? İki kişi ayrıldı. İki kişi ayrıldı. Davul Deniz Alemdar ayrıldı. Bu nasıl bir sadakat abi? Daha grubun ilk albümünde iki kişi gitmiş yani. Zaten gruba olan sadakat değil bu, müziğe olan sadakat. Yani müziğe olan sadakat da beraber bir yola çıkmışlar. Daha ilk albümde iki kişinin ayrılması... Yani neyse bir sebebi vardı nihayetinde. Doğasındadır o bu işin. Belki yokluğa dayanamamıştır. Ama yok. Günde 50 milyona geçinememiştir belki. Pes etmiştir. Evet. Ya uzun lafın kısası. İkisini ben iki karpuzu aynı koltuğa oturtmaya çalıştım ve olmadı. Çünkü gece çalışıyorsunuz uzun saatler. Bayılıyorsunuz. Eve dönüyorsunuz saat 3-4 oluyor. Sonra 7'de kalkıp işe gitmek gerekiyor. Ve öbür tarafta da çok ciddi bir iş var. Koskocaman firmaların mali denetimlerini yapıyorum evet, ben. Dolayısıyla orada bir tercih yapmanız gerekiyor. Neyi ya daha bu çok şöyle bir tercih mi? Yani acayip iyi bir bankada genel müdürüm ve bir anda ya yeter diyorum bir gün toplantı sırasında. Bırakıyorum o toplantıda her şeyi gidiyorum Bodrum'da veya herhangi bir yerde bir çiftlik evi alıyorum ve hayatımı da orada bir ağaç evde geçirmeye çalışıyorum. Yani bu kadar net bir tercih midir yani? Aşağı yukarı. Benim için bu kadar net bir tercih. Bu kadar net bir tercih. Evet, tabii. Evet. Peki şimdi şunu da sorayım da... Rock yapanlar için soruyorum. Aslında bu tarz bir programa çıkmak size çok bir şey katar mı, katmaz mı bilmiyorum. Çünkü rock, benim bildiğim rock zaten bu tarz programlarda ya da show programlarında ya da büyük kanallarda görünmeden de kendi yolunu daha underground, daha yer altından doğru mu? Daha kulakla götüren götürebilir bir tarz. Olabilir ama o bence çok doğru da bir şey değil. Rock'ın son artık o 20-30 yıldır popüler kültürün özellikle yurt dışında çok ciddi bir parçası. Yani 50-60 yıllık geçmişi olan bir müzik. Ama bugün rock albümleri birçok pop albümünden daha fazla satıyor. Yani bütün dünyanın en çok satan albümlerine baktığınız zaman Pink Floyd, Beatles vesaire bunlar. Yani Türkiye'de, popüler kültürün parçası rock. Türkiye'de, o kadar da arkadaşlar, problem değil. Rock sevenler el kaldırsın. İndirin. Pop sevenler el kaldırsın. Yalan. Yani yalan. Yakın işte. İşte yakın. Yakın. Yine fazla. Biz geçiyoruz. Yakın hatta rock fazla bile. Fazla. O da soruyu önce rock diye sorduğum için oldu.
Rock sevenler deyince onu isteriz ama rock deyince kaldı mı diyor yani. Programa evet. Çok özür dilerim. Bir şey ekleyebilir miyim? Bu tip bir formata gelmekle, görünmekle ilgili bir şey sordum. Ben evet. ona cevap vermek isterim. Biz popüler olmak karşıtı insanlar değiliz. Heh. Bir iş yapıyoruz ve bunun halka, yani bütün nüfusa, mümkünse ülke dışına yayılmasını, herkesin bizim yaptığımız işi öğrenmelerini ve bilmelerini istiyoruz. Bizim böyle bir derdimiz var. Yoksa biz albümümüzü stüdyoda kaydedip eşimize dostumuza dağıtırdık ve hani işimize bakardık. Bu öyle bir şey değil. Ne sistem bileyim, bize sanki böyle bir fırsat tanıyorsa bundan faydalanmamak, sesimizi duyurmak için sizlerle birlikte olmama... Doğru yerlerde olmakta her zaman neresi olursa olsun fayda var. Mutlaka. Evet. Ay ne bileyim, belki bizim programa çıktıktan sonra sizin dinleyici kitleniz abi ne işiniz var öyle popüler programlarda? Yok, hiç zannetmiyorum. Öyle mi diyorsunuz? Peki. Albüm ismi de Katil ve Maktül. Bunu da biraz sonra konuşacağız. Bir telefonumuz var. Emine Ajder aramış. Emine Hanım, iyi geceler diliyoruz. İyi geceler Beyaz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Ben de iyiyim. Buyurun. Herkese merhaba, iyi akşamlar diliyorum. Nasıl ya? Aa, oluyor be. Evet. Ben dedim bu düşecek diye. Ben size söyledim. 350 kilo ya benim kafama düşseydi? Arkadaşlar, güzel bir öğrenci evi gerçekten de. Beyaz Şov olarak kiraya veriyoruz. Üstüne kat çıkabilirsiniz. İçine. Abi sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Geçen hafta bunu. Pardon. Gerçekten mi düştü? Gayet gayet. Emine Ajder, kusura bakmayın Emine Hanım. Şimdi evet, dinliyor sizi. Estağfurullah. Okuyor musunuz, çalışıyor musunuz? Evet, Selçuk Üniversitesi'nde öğrenciyim ben. Fransız Dili ve Edebiyatı. Evet. Abi bir şey şimdi konuşamaz olduk. Benim orada çok sevdiğim, hayran olduğum konuklarınız var. Yüksek Sadakat ve Gökçe. Evet, Yüksek Sadakat ve Gökçe. Buyurun. Evet, onlara sorularım var. Buyurun. Şimdi, Yüksek Sadakat bildiğim kadarıyla 97 yılında kurulmuş başka bir isimle. Ve o zaman da anlıyorum ama çok sayıda eleman değiştirmiş. Bunun sebebini merak ediyorum. Bir. Evet. İkinci sorum da nasıl bir araya geldikleri. İşin neye soracaktım Yüksek Sadakat ismin nereden geldi ama siz benden önce davrandınız. O yüzden o soruyu es geçiyorum. Teşekkür ederim. Evet. Evet. Orada bir arkadaşımız gülmeye çalıştı da yani yıllardır gülmüyormuş, hatırladı. Gülmenin ne olduğunu hatırladı yani. Ha 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 diye. Evet. Yüksek Sadakat niye bu kadar çok eleman değiştirdi? Yine herhalde aynı cevap oldu. Cevap tabii ki. Evet. Bu işin doğasında vardır. Doğasında bunlar var diyorsunuz. Buyurun. Nasıl bir araya geldiklerini merak ediyorum. Bir de üçüncü sorum aslında Gökçe Hanım'a da gidecek. Etkilendiği rock müzisyenlerini soracağım. Etkilendiği mi? Çünkü bizim de biraz topluluğumuz var. Yardım Açarak ve Kültür Topluluğu. Aslında geçen hafta bağlanmak istemiştim ama bağlanamadım. Bu hafta çok daha güzel oldu. Çünkü Beyaz Bey, ben sizi davet etmek istiyorum üniversitemize. Tamam. Beni mi? Evet. Aynı zamanda sizi birkaç de çıkıyorlar. Yüksek Sadakat ve Gökçe'ye hatta 3 olacak. Onları da görmek istiyoruz biz topluluk olarak. Tamam. Teyzemler de gelsin mi? İster misiniz? Böyle bayağı bir gelelim. Çok güzel olur. İnşallah. Bunları yayında hiç konuşmayalım. Yani teklif geçerlidir. Herkesin zamanı uyarsa, dönemi uyarsa tabii ki seve seve geliriz. Şimdi yayın sırasında ben sizinize sizin için mail atmıştım ama dönülmediği için söylemek zorunda kaldım burada. Tamam. Teşekkür ederiz. İnşallah diyelim. Gökçe'ye sorunuz. Sonra yanıt vereyim ben. Evet. Ben daha çok müzisyen grupları seviyorum. Mesela Vini Kaluta diye bir davulcu var. Onun grubu Karizma'yı seviyorum. İşte ya dinlediğim müzisyenlerin genelde CD'lerini alıyorum. Onun dışında Bedi Bell seviyorum. Guana Apes çok 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 deli gibi seviyorum ama tabii biliyorsunuz ki dağıldılar. No Doubt çok seviyorum. O tarz öyle gider yani böyle.
İyi ki. Türklerden de sevdiklerim var tabii ki. Şebnem Ferah. Gripin. Özlem Tekin. Evet. Duman. Yüksek Sadakat. Onlar da bayağı bir gider yani sayesem. Kurban. Çok var. Hayko Cepkin. Bayağı var yani. Erkin Koray, Cem Karaca. Unutmayalım. Ya onları hiç saymaya evet, saymıyor, gerek bile yok evet, yani. Gerek duymuyorum. Sen dinler misin? Rock. Yani ne bileyim nedir tarzın? Gider misin mesela? Beyoğlu'na girer misin? Beyoğlu'na gitmiyorum. Beyoğlu'na gitmiyorsun. Niye gitmiyorsun Beyoğlu'na? Çünkü ne bileyim ben pek sevmiyorum Beyoğlu'na. Ya başına olmadık işler gelir diye mi evet, gitmiyorsun Beyoğlu'na? Ben seni götürürüm. Beraber. 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 Sen gider misin hocam Beyoğlu'na? Ben gidiyorum. Bir rock bara falan gidip böyle delice eğlenir misin? Hiç gidiyorum. Görmedik. Yok ben gidiyorum. Gidiyorum, seviyorum. Ama önemli olan hani özellikle bunları rock pop diye ayırmayalım. Yani evet, bu müzik bir duygu alışverişi. Önemli olan o içindeki hissiyatı, o duyguyu, o maneviyatı hangi tarzda olursa olsun karşı tarafa nakledebilmek önemli olan da bu yani. Eğer karşı taraf bunu alıyorsa tarzı hiç önemli değil. Tamam da abi sen ayırmıyorsun ki zaten karşı taraf ayırıyor. Yani kimi dinleyeceğini karşı taraf seçiyor da onun için o ayrım oradan gelen bir şey yani. Yoksa ayrılmakta da fayda var. O kadar kötü bir durum yok yani kendi için. Bak rock bile kendi içinde ayrılmış durumu, doğru mu? Tabii. Evet. Anadolu rock, bir şey rock, öteki rock. Doğru mu? Ya bir de ben rock'ta tabii ben şunu da çok hoşuma gitmeyen bir durum. Bazı gruplarda bu eski şarkıları bu cover diye alıp da esas onun kimin söylediğini söylemeden sanki ilk defa onu kendisi çıkartmış gibi. Bir de şarkıyı gerçekten de ben mi anlamıyorum? Bir rock normu diye bir şey olması lazım. Ona sokmadan aynı şarkıyı kalın sesle ve buradan söyleyince gitarı da böyle vurunca sanki o bir rock oluyormuş gibi yani değil mi? Bir hata mı yapıyorum? Olmaz, bir doğru söylüyorsun. Ya, rock olmuyor. Olmuyor. Bazen olmuyor, bazen oluyor. Bazıları oluyor. Ya başarılı bazen örnekleri de var, başarısız örnekleri de var evet, tabii ki. Yani bunu yapmak iyidir ya da kötüdür diye bir genelleme yapmak bence yanlış. Bence oradaki ayrım coverladıkları parçayı kendi soundlarıyla, kendi sesleriyle yorumlayabilmeleri halinde ben bunda bir sakınca görmüyorum. Örneğin Duman'ın Sezen Aksu parçasını neydi? Beni yak kendini. Evet. Çok iyi bir yorum. Evet. Onda mesela hiç kendini rahatsız olmadım. Sizde var mıdır hocam bir eski de parça? Albümlerinizde eski yok, parça söylemedim. Sen de? Bende de yok. Sen de yok. Evet. Peki başka bir şey soruyor yok, musunuz? Bir şey daha var. Yok soru değil ama Beyaz'ım 20 dakika sonra benim ev arkadaşımın doğum günü. Tuğba'ya 2 doğdundan mısınız oradan? Geliz. Tuğba. Tuğbacığım, doğum günün kutlu olsun. Senin doğum günün şerefine ve bugün doğum günü olanların şerefine sahneye Türkiye'nin 4 tane güzelini çağırıyorum. Türkiye'nin 4 güzeli geliyor. Hoş geldiniz. Bir mikrofonumuz yok değil mi? Ben buradan mikrofon tedarik edeyim size. Buyurun şöyle ikili ikili paylaşalım. Bu yan durumu biraz izledim. Çok Paris Hilton'la böyle bir şey olmadın yani. Böyle bir yani, bir heyecan. Niye olmadı? Çünkü ben o anda çok karışık duygular içerisindeydim. O anda ne olduğunu farkında değildim açıkçası. Daha evet, sonra farkında. Bekliyor muydun birinciliği? Beklemiyordum. Hayır. Beklemiyordum. Yani ilk beşi bekliyordum ama birinciliği bekliyordum. Ama bugüne kadar birinci olanlar böyle bir titredi, bir birinci ve Leyla deyince pardon çekilsene galiba. Ödüm patladı. Bayağı koluma elime kıl geldi çünkü koldan da. Vallahi abi buradan bir sürttüm böyle kadife gibi geldi. Onda bir şey vardı böyle. Leyla deyince sen bir böyle bir titreme falan da olmadı yani. Leyla deyince sen teşekkür ederim. Buyurun hemen takalım gidelim gibi bir durum var. Bir ağlama bir şey. Yok bende böyle bir ciddiyet vardır. Yani ben onu gösteremiyorum. Bozmam diyorsunuz yok, o ciddiyet. Yok duygularımı gösteremiyorum. Duygularınızı gösteremiyorsunuz. Peki siz evet, ikinciliği hak ettiğinize inanıyor musunuz? Birinciden benim neyim eksikti? O niye birinci oldu? Ben niye ikinci oldum? Aramızdaki o kıl payı fark nedir diye hiç düşündünüz mü? Düşünmedim. Düşünmek istedim. Ben niye düşündüysem bütün bunları sen düşünmedin. Evet. Neden ikinci olduğunu hiç düşünmedin mi yani? Kıskanıyor musun peki? Birinci olsaydın falan gibi bir şey var mı? Hayır hayır. Çok seviyorum arkadaşımı. Emin misin? Gerçekten mi? Ha? Peki. Buyur. Buyurun. Ya şimdi bu yarışmada aslında
Birincilik, ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük yok. Bence ilk dördümüzde Miss Turkeys ve farklı yerlerde ülkemizi temsil edeceğiz. Farklı yerlerde temsil edileceği için ayrı güzelliklere göre seçilmiş. Bu yüzden o ikinci değil. O belki Miss Universe yarışmasına daha uygun bir fiziği, daha uygun bir yüzü olduğu için seçildi. Bence öyle ki ben onun ikinci olacağını gerçekten inanıyordum. Okul neresi sizin? Nerede? İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. Sizin? Ben mezunum üniversiteden. Yanınızda güvercin mi getirdiniz? Baya iki kanat çırpıp, iki kanat çırpıp takla attı durdu. Evet. Mezunum ben. Celal Bayar Üniversitesi. Celal Bayar Üniversitesi. Mezun hangi bölüm? Tarih. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi bölümü. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi. 9 Eylül Üniversitesi Rehberlik ve Psikoloji. Rehberlik ve Psikoloji. Peki siz bu psikoloji danışmanlıkta okuyorsunuz. Kazanamasaydınız. Yani de ki kazanamadın, giremedin. Sağlık bir de annen, olsun. Baban, arkadaşların doldurmuş da doldurmuş. Katıl kızım, çok güzelsin. Sendeki bu yüz, bu duruş, bu tavır olduktan sonra diye bir ışımla gelmişsin. Mesela ilk 20'ye bile 30'a bile gire. Ne yapacaktın? Ne olacaktı yani? Sağlık çöker olsun. Miydin yani? Der miydin benden güzel 30 kişi var diye? Hayır. Herkesin güzelliği farklı. Evet. Herkesin kendine has bir güzelliği var. Anladığım kadarıyla sizde bir iç güzellik de var. Yani sadece dış güzellik değil. Arkadaşlar, Türkiye onları, şimdi jüri onları seçti. Biz de kendi aramızda bir daha bir seçelim alkışlarla. Bir daha bakalım mı? İster misiniz böyle bir şey? Yoksa nasıl olsa seçilmiş bir daha yapmayalım mı dersiniz? Yapalım. Arkadaşımıza bir alkış alayım. Arkadaşımıza bir alkış alalım. Şimdi üçünüz arkadaşı bir alkışlayın. Bakalım bir de öyle bakacağız şimdi öyle. Kendi aralarında ne oluyor yani bir de öyle bakacağız. Şimdi bunlar hep işin esprisi. İnşallah önünüze çok güzel bir gelecek, keyifli bir gelecek sizleri bekler. Biz sizlere aynı zamanda Kanal 1'e de buradan çok çok teşekkür ederiz. Çok da güzel bir organizasyondu. Yapanların da ellerine sağlık. Onu da hemen söyleyelim. Biz sizi bir kere de Beyaz Show Stüdyosu'nda gelenektir. Oradan güzel yarışmasından çıkanlar burada bir tur atarlar böyle. Biz de görmek istedik. Bir kere daha burada sohbet edelim istedik. Buradan bir şeyler söylemek isterseniz hemen dinleyelim. Sonra Yüksek Sadakat'in şarkısıyla orkestra yerinde. Evet. Buradan Türkiye'ye veya annenize, babanıza, herhangi birisine bir şey söylemek ister misiniz? Ailemle görüştüm ama arkadaşlarımla görüşemedim. Buradan tüm arkadaşlarıma sevgilerimi gönderiyorum. Teşekkür ederiz. Buyurun. Ben de ailemle görüştüm. Çok mutluyum. Çok güzel bir duygu. Her genç kızın yaşaması gereken bir duygu. Her genç kızın. Yani. Her genç kızın. Anne tarafı Alman. Her genç kızın. Her genç kızın. Şaka şaka. Ama bu kadarını yapalım artık ya. Evet. Anne baba seyrediyor mu bizi? Evet seyrediyor. Tamam. Doğru tonlamaydı. Gerçekten de hiçbir sıkıntımız yok. Evet. Öyle yani. Teşekkür ederiz. Sizler? Ben de arkadaşlarıma öpücükler gönderiyorum. Ben de tekrar aileme öpücükler ve selamlar gönderiyorum. Ayrıca kampta bize yardımcı olan koordinatörlerimiz ve bütün Kanal 1 ekibine teşekkür ediyorum. Ayrıca genç kızlar kendinize güvenin, yapamayacağınız şey yok. Bence. Evet, ayrıca şunu da ekleyelim. Bizler böyle güzellik yarışmalarının olmasını istiyoruz. Bunlar Türkiye'nin aydın yüzü, güzel yüzü. Gerçekten de sizin gibi kaliteli, güzel, genç kadınların, genç bayanların bizi yurt dışına çok doğru temsil edeceğine inanıyoruz. Hepinizin ailesine buradan biz de arkadaşlarına selam yolluyoruz. Alkışlar onlar için. Hepsine ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Buyurun. Teşekkür ederiz. Alkışlar da arkadaşlar. Hocam. Hazır mıyız? Hazırız. Parçayı orada mı söylüyoruz, evet, burada mı söylüyoruz? Evet, ben orada söylüyorum. Siz orada söylüyorsunuz. Yeni bir albüm yaptık, bunu getirmek istedik sana. Tamam, Katil ve Maktül. Bu yeni albüm. Buraya geldi, buradan sana. Ha, teşekkür ederim. Bu espriydi, Katil evet. Ve Maktül üzerine konuşacağız. Konuşacağız. Okay, konuşacağız. Onları da alkışlarla yine yerlerine alalım. Ha?
Parçamızın adını öğrenebilir miyiz? Ben seni arayamam. Ben seni arayamam. Evet. Hocam bu parçaların klibi mi var mı da çekildi mi? Bunların klibi çekilmedi. Fırında pişiriyoruz. Fikirlerimiz var. Evet. Ha, bu önümüzdeki hafta salı veya çarşamba günü şimdi çalacağımız parçanın klibini çekiyoruz. Peki. Herhalde bir hafta 10 güne kadar da yayınlanmaya başlayacaktır. Alkışlar yüksek sadakat için.
Çok sağ olun, teşekkürler. Evet, yüksek sadakati böyle alalım. Hocam, teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Stüdyonun içindeki bu anlık tepkiler bizim için iyi oluyor. Çünkü burasının alevlenmesi biraz zordur. Yani hele bu şarkıları ilk defa dinleyenler var mı? Mesela bu şarkıyı ilk defa dinleyen... Abi bu oylamalar beni bitirecek yani. İnanılmaz şey. Abi herkes şarkıyı ilk defa dinlemiş. Ne diyorsun? Evet. Çok yeni albüm. Çok yeni. Daha ama yani iki gün oldu. Daha iki gün oldu. Ha. Tamam, tamam. Haftaya çalışıp geleceğim. Söz veriyorum. Bende de suç var. Evet, iki gün oldu albüm. Didem Toker İstanbul'dan. Didem Hanım, iyi geceler. İyi geceler. Nasılsınız Didem Hanım? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Her şey yolunda. Keyifler yerinde. Kolay gelsin. Sağ olun. Sizlere de. Buyurun, dinliyoruz sizi. Efendim, ben programın başında bir beyefendi üniversiteyi bitirememiş. Ona talibim. Evet, evet, ben de liseyi bitiremedim çünkü. Bir de şey diyeceğim, yani çok ortak yönümüz var. Hanımefendi, hanımefendi diyor ki programın başında bir beyefendi üniversiteyi bitirememişti diyor. Ben diyor, o beyefendiye diyor talibim diyor. Bir de şey diyeceğim, sigortası var mı, evi var mı? Bir de diyor ki, abi bir durun, oy. Bir de diyor ki, sigortası var mı, evi var mı diyor. Ben bu ses tonunu biraz Esra Erol'a benzettim, doğru mudur? Doğrudur, o kadar kötü oynamıyorum ama. Evet, yok, Esra Erol, İzli Baş programından, evet. Kanal tam programın başlamasını bekliyorum. Ben de yıllardır her cuma beyaz şovu bekliyorum. Çok güzel filan, bir anda bir şeyler oldu. Şırnay, Esra Erol filan. Ama Esra'cığım, senin program aldı yürüdü. Maşallah var yani. Sahilinde. Çok güzel gidiyor. Hatta sadece o saatteki ev hanımları izlemiyor. Gece tekrarında birçok genç de oturuyor, izliyor programı. Şükür. Öyle şükür mi arkadaşlar? İzliyorlar, izliyorlar. Herkese selam. Muhteşem gidiyor yayın. Demek ki bizim halkımıza böyle bir şeyle, birilerinin ekranda evlenmelerini görmek istiyorlar yani. O ona uygun mu değil mi, onu görmek istiyor yani millet. Sen de evlenmek istediğinde bana geleceksin, biliyorsun değil mi? İnşallah, kısmet. Zaten çıkanlar içine beğendiklerim oluyor. Bakma, arayamıyoruz, soramıyoruz diye. Beyefendi diyor ki ben tamamdır. Esra Hanım'sa diyor talibim diyor. Çok teşekkür ediyorum. Ama evi var mıymış? Eviniz var mı? Eviniz var mı? Allah. Bir şey söyleyeceğim. Beyefendinin kız yurdu varmış. Aa, tamam o zaman. Bağışım bitti. Hemen olur, hemen. Esra'cığım, var mı sorularına? Herhangi bir şey söylemek ister misin? Herkese tebrik ediyorum. Helin Hanım'ın saçları muhteşem olmuş. Sakın değiştirmesin. Çok teşekkürler. Çok mersi. Beni ya, evlendirir misiniz? Tabii. Başımın üstünde yerim var. Helin'ciğim. Yılların bekarı bursa. Efendim? Esra hazır olurken soralım. Var mıdır bir şeyler? Yani bir talip, bir aday, herhangi bir şey şu günlerde? Yok işte. Gidersen programı belki çıkar dedim. İnşallah. Tabii ki olabilir. Neden olmasın? Var mı Esra'cığım başka bir sorunuz? Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Gökçe'ye yüksek sadakata sevgiler sunuyorum. Harikasınız hepiniz. Biz de size başarılar diliyoruz. Gerçekten çok güzel gidiyorsun. Yolun açık olsun. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi gelelim sevgili Çağlayan'a. Albümün neredeydi Çağlayan'cığım? Neyse, albüm ha. Burada. Evet. Hocam, albümün içinde bir yazı vardır ki, sen ilk benim programa geldiğinde bunu sormamıştım ben sana. Şimdi sen diyorsun ki, bu biraz önceki şarkı, Kalbime Gömerim şarkısı. Bu Kalbime Gömerim şarkısı, sen biraz önce buraya çıkıp söyledi dedi. Bütün millet bir anda parçayla beraber harekete geçti. İnternette mi patlatmak lazım artık şarkıları, albüm çıkartmak yerine? Önce bir tane internete salıp da ortaya, orada mı patlatmak lazım? Bu hale mi geldi yani? Artık patlayamıyor, YouTube kapandı. YouTube açıldı yeniden. Açıldı. Tekrar mı açıldı? Evet. Açıldı. Başımıza ben bela. Piknik Turbo'nun sahibi olarak kapanmasını yeniden bekliyorum tabii de yani hani şimdilik açık. Şaka, şaka söylüyorum. YouTube bizim kardeş sitemizdir. Yalan. Nasıl yalan? En azından ben kardeş olmak istiyorum YouTube'a.
beni kabul edersen üvey kardeşim de olurum kardeşim yani. O durumda güzel. Ama abi albüme şey internete böyle çıkan sinema fragmanları patlıyor. Yani o filmler daha çok doluyor. Şarkılar acayip patlıyor. Öyle bir durum şimdi, var. Şimdi kişiler hani maddi desteği veya hani çevresi olmadığından dolayı hani bir albüm haline getiremiyorlar. En kolay yöntemi kemik koyuyor karşısına, alıyor gitarını, şarkısını söylüyor ve hani milyonlarca insan o şarkıyı dinleyebiliyor. Evet. Ve sevildikten sonra böyle elden ele gidebiliyor. Ama tabii bunun yararları da oluyor, zararları da oluyor. Mesela senin için zararı bir dönem bu şarkı ilk çıkacağı zaman bir Gökçe neydi ismi? Başkalar tarafından. Gökçe Kırgız. Aha, başka, yani sadece bir isim değil. Yani 21 kişi ilk dönemde daha ilk dönemde daha sonra daha da çoğaldı ama evet. 21 kişiydi. Bunları düşürdük. Düşürdünüz. 2'ye 3'e düştü. Seni peki parçamı çaldılar diye mi sana şey yaptılar? Yani sen mi parçayı tabii çaldın diye söylediler? Tabii şimdi yani hani çok komik. Ben öncelikle şunu söylüyorum. Bir şarkı ağızdan çıktıktan sonra herkesin şarkısı oluyor. Bu çok önemli evet bir şey. Hani benim diye bu bunu savaşını vermek açık komik. Konuşalım. Çaldın mı? Çaldım. Vallahi. Ya olabilir mi bunu, öyle? Bunu yaptın gerçekten. Ben de baktım. Hayır olabilir yani. Çalmış olabilirsin. Bu ayıp bir şey değil. Hayır ki. Şimdi öyle bir şey ki. Nasıl çaldı ki? Hayır, oradan belki. Nasıl çaldı? Yani. Nasıl çaldı? Şarkıyı hayır nasıl çaldı? Hayır, o nasıl çaldıysa onu merak ettim. Öyle bir şey ki. Şarkıyı diyor ki, şarkıyı diyor çaldıysa nasıl çaldığını sen diyor, ne yaptın diyor. Şimdi benim yaptığım bir sürü beste var. Bu ben yaptığım anlamadım besteleri birçok arkadaş ortamlarında okuyorum ve telefonlara çekiyorlar. İşte, oradan da birkaç kişi internete koymuşlar. Benim haberim yok. Ama hani tasdik belgesi bende olduğu için rahattım. Noter tabii. Evet. Karşı tarafın böyle iddiaları var ama elinde ne bir belge var ne bir şey var. Peki yani şarkıyı sen mi yazdın abi? Orada çaldığı yaz, sen oldu yazdın. İlk önce bana ne kadar acı çektirse de bu şarkıyı yazmama sebep olan ve adını kalbime gömdüğüme yapıyorum demiş bunu. Bu şarkıyı. Eğer gerçekten de çalmadıysan bu şarkıyı abi ki biz açık konuşalım çaldığına inanıyoruz. gerçekten de çalmadıysan bu şarkının bize kime yapıldığını, sana niye yapıldığını, bu yapıldıktan sonra bundan ne kadar kazanıldığını, yapılan insana bundan pay verip verilmediğini ve bütün bunlar. Hocam kime yapıldı şarkı? Çok eski bir aşk hikayemizsiniz sen. Hikayesi midir yani? O ne ya? Derin mevzular ya. Derin mevzular. Hiç girmeyeyim mi diyorsun? Abi evet ne yani derin mevzunuz varmış arkadaş ya. Parçayı yaptın. Çok mu derin bir mevzu yani? Çok mu yaraladı seni yani? Yaraladı. Ve ondan sonra şarkı çıktı. Ve bir de evlendi üzerine üstüne. Bir de evlendi. Evlendim. Üstüne üstüne. Çocuk da oldu mu? Çocuk da oldu. Nasıl? Peki bu şarkının kendisine ait olduğunu biliyor mu? %90 biliyordur. Kocası biliyor mu? Kocası biliyor mu? Kocası şüpheli. Nasıl ya? Bilmiyorum yani. Bilebilir de bilmeyebilir de çünkü yani. Çünkü eğer bilirse klibinde seni oynatır biliyorsun. Bayağı bir oynatır yani. Klipte oynarsın yani. Ben kardeşim benim, kardeşim. Helin Avşar. Eyvah. Biz Karadeniz'de. Ben gidiyordum. Helin Avşar'a soralım. Şu anda ne yapıyor Helin Avşar? Ne yapıyor? Bunları anlatabilirim. Tabii bir sürü şey çıktı. Şimdi internet sitesi çıktı. Medyaya girdiğin çıktı. Ama daha önce de seninle ilgili devamlı bir modaya girdi çıktı. Allah. Bir yere girdi çıktı diye devamlı bir şey vardı. Bu evet uzun soluklu bir şeye mi başladın? Ne yaptın? Evet ben şimdi anlatıyorum. Evet. 8 İletişim Üniversitesi öğrencisiyle birlikte bir yola başladım. İnşallah çok güzel, uzun süreli olacak. Bir internet sitesi açtık. Gün geçtikçe inşallah sayımız çoğalacak. Bir internet sitesinden sonra şimdi yapım şirketi. Peki ama ne yapıyor internet sitesi? Yani internet sitesini haber açtığınızda sitesi 8 kişi bomboş bir sayfa mı açtınız? Hayır yani haber sitesi. Haber sitesi. Haber sitesi. Peki Türkiye'de böyle bir eksik mi gördünüz? Habercilikte bir eksiklik var. Ben burasını 8 arkadaşımla doldurun diye. Hayır. Düzeyli haber yapıyoruz. Düzeyli haber. Evet. Magazin. Magazin yok. Değil. Hiç magazin ne yok. Ne bayağı siyasi haberler. Siyasi haberler. Ne diyorsun Helin? Evet. Ve basın konseyi üyesiyim şu anda. Helin Avşar. Bir dakika. Bir dakika. Helin Avşar evet siyasi haberler yapıyor. Evet. Ve düzeyli bir de evet yani. Hani evet öyle. Guardian Türk zaten. Guardian Türk. Evet. Hemen reklam yapayım. Tamam yapabilirsin fark etmez yani. Evet. Ve yapım şirketi kurduk. Şimdi Amerika'ya gidiyorum. Ayın 8'inde. Oradan biraz formatlara bakınacağım. Evet. Daha sonra Kan'a gideceğim. Televizyon programı mı yapacaksınız? Evet. Ne tarz programlar yapacaksınız?
Show programı, dizi, her şey. Sen bayağı medya sektörünün içine girdin yani. Ablan ne diyor bu duruma? Ablam ortak zaten. Ablanız ortak. Evet. Peki en sonunda Hülya Avşar seni... Oturttu. Yani evet. Yani Hülya seninle ilgili bir sıkıntısı vardı Hülya'nın. Yok. Vardı dönem dönem yani. Kendi programında bile, sen Hülya'nın programına çıktığında bile Hülya sana sordu. Kızım sen bunları yaparken ablan görür ve utanır mı diye hiç düşünmedin mi diye sordu. Sen öyle evin şey şımarık sormadı. Kızı mısın diye mi sordu? Evin şımarık kızı mısın dedi. Evet, şımarık kızıyım. Çünkü küçüğüm evin. Ama şöyle bir şey var. Her şey yaşında güzeldir. Ben de tabii ki yaşında... Sen yaşadın mı? Yaşında her şeyi yaşadın mı? Yaşında yaşadığım şöyle bir şey var. Magazin göz önünde olduğunuz zaman 1000 yazıyorlar. Yani bunu hepimiz biliyoruz maalesef. Ama ben yaşında yaşadığım şeylerden hiçbir zaman pişman değilim. Hayır, seninle beraber her şeyi gazetede biz de yaşadık da. Yani sen ne kadar yorulduysan inan biz de o kadar yorulduk yani. Ben valla yorulacak bir şey yapmadım. Ama yanlış da aksedildi çok zaman. Peki yanlış yaptım. Yani yapmamalıydım dediğin ve ucundan döndüğün veya döndüğün şeyler oldu mu bütün bunların içinde? Ucundan döndüm. Ya ucundan döndüğün derken içinden yani aklın başına ya Allah ben nereden girdim? Yanlış insanlarla gezmiş olabilirim insan seçme konusunda. Birazcık çok herkese güvenmiş olabilirim. Şimdi insan ayırıyorum. O belki o konuda. Yanlış insanlarla kaç sene gezmiş olabilirsin mesela? Allah'ım ya Rabbim ya arkadaş olarak. Ne soruyorum hayatım ya? Soru mu soramayacağım ben ya? Hayır. Evet. Berivan Alp var. Sonra da Gökçe'den bir tane şarkı dinleyelim. Tamamdır. Ben söyleyeyim. Berivan'cığım, söyle Alp. Söyle. Evet, Berivan, dinliyoruz. Ne düştü abi? Ha? Telefon mu düştü? Berivan, attan mı düştü? Tamam, Gökçe'cim. Buyur. Değiştirelim abi. Abi orkestranın bugün var ya, anası ağladı gidip gelmekten yani. Oraya. Gökçe'nin yaptığı... Müziğin tarzı da sadece rock değil. Gökçeler de ona eğlenceli rock adını vermişler. Doğru mudur? Aslında biraz tiye aldık. Yani sonuçta tam klasik rock diyemeyiz evet. Alt yapı rock, üst yapı sen Türk. Rock, benim anladığım kadarıyla sen rock yapmak için yola çıktın. Sonra baktın ki seninki böyle bir eğlenceli bir şey oldu. Yok öyle değil. Ondan sonra biz buna bir eğlenceli rock diyelim mi dediniz? Yok benim yaptığım bestelere bu düzenlemeler uygundu. Sonra ben darbuka çalmayı öğrendiğim için darbuka da koyalım dedim. Darbuka da koyalım. Nefesi sevdiğim için nefesi de koyalım dedim. Koyalım. Böyle bir şey çıktı ama ikinci albümde daha farklı bir şey olacak. Ne yapacaksın ikinci albümde? Biraz daha sertleşecek. Biraz daha sertleşecek. Peki hazır mıyız arkadaşlar? Parçamızın adı? Vay be ben neymişim. Vay be ben neymişim Gökçe dur. We'll be right back.
vermişim. Bal böceğinden yemişim. Her gün şarkı söylemişim. Bunu bilen bilmişim. Şarabı şişeden içmişim. Bal böceğinden yemişim. Her gün şarkı söylemişim. Bunu bilen bilmişim. Vay be. Teşekkür ederiz. Az sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. İşte en eğlenceli site. Piknik Tube'da senin için en beğenilen 5 Piknik Tube görüntüsü. Hanımefendi arabayı park edecek. Evin önüne geldi. Bakın mekanizmaya bak. Bak 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 bak. Arabanın altına koymuş tekeri. Tıkır tıkır parkını yapıyor. 4 numarada bakalım ne var. Bakın yerel sanatçı. Fırçadan yapmış sazını. Tabii tesis yok, imkan yok. Ne yapsın? Ses güzel ama. Arkadan gençler geliyor. Dikkat onlara. Gelen kitlesi de mevcut abinin. Ya ya ya. Popüler sanatçı böyle oluyor. Ne çaldığın değil, nasıl çaldığın önemli. Helal olsun abi. Ve 3 numara. Bu da kedi. Şimdi iki cam arasında sıkışmış kedi. İstikametini beğenmiyor. Bakın arkadan sahibi çekti. Dönse dönülmez. Harekete bak, kıvraklığa bak. Kedi, kedi. Ve 2 numara. Bu arkadaş kaykaycı. Hoppa düştü. Düşmesinde bir olay yok. Yanılmayın şimdi. O kalkıyor. Kendi kafasına göre büyük borun içinde kaykaylıyor. Düşüyor, kalkıyor. Tamam, bunlar problem değil. Ama o sen boru bir hareketlenmeye göre. Hey! Vallahi billahi. Eleman içinde. Koca künk gidiyor. Bak hiçbir şey olmadı çıktı. İşte buna alkış. Ve bir numara. Maymuna dikkat. Altında bir motosiklet. Tam ebatlara uygun. Bakın trafiğe çıkmış. Hız da yapıyor. Şahlandırıyor motoru. Vay 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 vay. Kuyruğa bak. Hay maşallah. Trafik biraz seyrelsin diyor. Bindi roket. Çoktan
hak ettin cezamı buldun bak. Benim yerime hesap sordu senden masum aşk. Sadece şarkıyı söylemekle olmuyor benim adım kadarıyla. Senin sahne performansı, hakimiyet de çok önemli yani. Ha? Sahnedeki duruş, hareketler bir anda. Mesela gel abi. Gel mesela biz bunu yapamayız. Bu öğrenilen bir şey midir? Yoksa bu içten gelen bir şey midir? Yani tepe tepe cool. Mesela kameraya ben ne zaman bakacağımı bilemem. Sen biliyorsun kameraya ne zaman bakacağını. Valla doğaçlama hayatımda hiç fotoğraf da çektirmedim. Kamerada çıkmadım ama doğaçlama içimden gelen bir şey. İçeriden gelen bir şey. İçten gelen. Yani mesela böyle oluyor. Tepe tepe kullan haline dönen. Sen de menemen inan. Sen de acı çok. Sen istiyor yapraklar gibi sol. Tepe tepe kullan. Mesela ben de benim değişik versiyonum. Tepe tepenin değişik versiyonu. Ben yaparken mesela acayip utanıyorum yani. Yani hayır. Şundan dolayı yanlış anlama. Yok. Seninki %100 yapman gereken bir şey. Sakın yanlış anlama söylediğim şeyi. Yok. Ya ben mesela bir anda mesela ya bir ya nasıl abi böyle bir şey. Hani oraya baktığın zaman ona bakmıyorsun ki 70 milyona bakıyorsun bir anda yani. Evet. Orada hissediyorum ben onları ama. Peki yani bir canın sıkılmıyor mu? Bir şey olmuyor mu yani? Hani böyle herkes bana bakıyor durumu falan.
Mesela ben programı açarken bir beyaz şovda daha yine sizlerle beraberiz. Ha, sanmayın ki bu beyaz şovda olmadı. Böyle bir durum yok yani. Yok yok. Aslan kardeşim benim, keyfin yerinde mi? Yerimde. Bu arada Tepe Tepe bir hafta 10 gün içerisinde ikinci klibimiz çekiliyor. Hemen onu da araya sokuyoruz. Küçük bir selam söylemem lazım. Söyleyin. Bu arada alakasız ama başkanımız bizi izliyor. Gerçekten de alakasız yani şu an. Evet. Başkanımız bizi izliyor, Mehmet Ali Yılmaz, ona buradan kucaklayıp sevgilerimizi gönderiyoruz. Mehmet Ali Yılmaz'a biz de buradan selamlar. Bu arada Kahraman Belediye Başkanı mıydı? Kahraman Belediye Başkanı mı? Kahraman Valisi. Çok güzel hediyeler göndermiş. Onlara da çok çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Otur otur hocam, buyur. Arkadaşlar bu yayın işi garip bir iştir. Yani anlık bir hata çok garip sonuçlar doğar. Bugün ben televizyon seyrederken hiç yakaladınız mı? Sayın Köksal Toptan'ın konuşması vardı. Amcam. Sivil. Ciddi misin? Evet. Ha. Ona göre yani. Şaka yapıyorlar. İşte öyle yok, konuştu ciddi. Köksal abi. Bugün çok güzel konuştu Köksal Toptan, onu söyleyecektim ben yani. Ya, bugün Köksal Toptan'ın konuşması var. Haber kanallarının hepsi ortak yayınlıyor. Hangi kanalı açsanız var. Altta da konuşmayı da şöyle yani şunlara yapıyor. Sivil toplum örgütleriyle bir araya gelmişler Köksal Toptan. Fakat bir kanal sivil toplum örgütü diye yazacağına, alt yazıya gördünüz mü bugün siz? Bakın 10 saniye kaldı ekranı. Tam da ben de seyrediyordum. Bakın yuvarlak için aldık o kısmı. O ekranın o ekranı takip edebilirsiniz içeridekiler. Sivil toplum örgütü yazacağına ne yazmış sonradan da topluyor, arkasından izleyelim. Ortak bir tavır konulmasındaki iradedir. Bunu çok önemsiyorum. Teşekkürlerimi, şükranlarımı Türkiye Büyük Millet Meclisi adına sunmak istiyorum. Herkesten beklenen, hepimizden beklenen bu sağduyudur. Bu yeni bir örgüt, kendi haline sığır toplum örgütü diye. Evet, yeni bir ama olabilir. Bunlar keyifli küçük hatalar. Bir sorun olmaz yani buralardan. Öyle biz espri olsun diye yaptık. Kübra Bayhan Bursa'dan aramış. Kübra Hanım, iyi geceler diliyoruz. Kübra Hanımcığım, iyi geceler. İyi geceler. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Bursa'nın neresinden? Bursa Görükle'deyim ben. Görükle'deyim ben diyorsunuz. Evet, peki. Buyurun, var mı sorunuz? Var. Yüksek Sadakat'a öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Evet. Şunu söylemek istiyorum. Belki üstünüzden bir kuş geçer. Benim gözümde canlandırabildiğim, gerçekten İstanbul'da, Boğaz'da olabildiğim tek şarkı. Onu söylemek istiyorum. Solistiniz işte. Eski Erdem Kitlesi'nin kulak alışkanlığını değiştirebileceğinizi düşünüyor musunuz diye soru yöneltmek istiyorum. Buna Kutlu cevap versin. Ben kendi adıma konuşmayayım. Hocam şimdi Yüksek Sadakat'in bizim bildiğimiz bir de öteki parçaları var. Doğru mu? Herkesin bildiği ağızlara evet, dolaşan evet, parçalar var. Hangileri onlar? Küçük kuşlar, küçük örnekler. Kuşlar, kafile, bir dakika abi. Aklımın sağlığım, döneceksin. Kim var? Solistlerden hangisi? Söyle abi bir tanesi. Hangisini söyleyeyim? Bence kafilenin sözlerini unutuyor. Kafilenin sözlerini unutuyor. Akapeller en rahat olsun. Evet, döneceksin. Yani. Bir piyano ve bir vokal söylenen parça söyleyeyim. Nasıl başlıyorduk? Güneşin ıskadaydı. Tonumuz neydi? Re'ydi oradan. Bir re duyabilir miyim? Güneşin ufkadaydı yer. Döneceksin diye söz ver, böylesi hepsinden güzel. Döneceksin diye söz. Hadi sen söyle. Ve sen, ben sizin sonunda gelen. Niye öyle oldu? Dinle abi, uzaktan. Ben bir şey söyleyeceğim. Bu albümü siz mi çıkarttınız gerçekten? Ha evet. Seninle biz bir yangını yeni baştan. Dinle uzaktan küllerin arasından. Madem her şey biter
yine başlar yeni baştan. Bravo. Daha fazla uzatmıyorum. Aramızda bir şey var zannediyorum. Harika öyle. Öteki de bir tane daha. Belki üstümüzden bir kuş geçer. Evet. Hocam hadi. Kutlu. Ben solist değilim. Abi biz Kutlu, kutlu şarkıları yazıyor. Neresinde? Akırdı mı söylüyor? Ha Kutlu. Arkadaşlar değilim. Kutlu bütün bu şarkıları yazan. Evet. Sözlerini ve müziklerini. Sağ olun arkadaşlar. Sağ olun. Söyleyelim mi? Evet. Belki üstümüzden bir kuş geçer. Kanadından bir tüy düşer. İner döne döne gökyüzünden. Hiçbir yüz güzel değil senin yüzünden. Haydi kalk gidelim bu şehirden. Gün doğarken ya da güneş batarken. Abi hoş geldin. Allah abi, gel olacaksın hocam. Bak şöyle abi. Gel otur gel. Şimdi kopacak değil mi mevzu? Vay 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 vay. Abi kusura bakma biz de yüksek sadakatle şarkı söylüyorduk. Şimdi sen şarkıyı çok sevdiğin için sese mi geldin? Ne yaptın yani? Hani sevdiğin bir şarkı mıydı? Ne yaptın? Neden geldin? Ne oldu? Sürprizin sebebi nedir? Valla benim de haberim yoktu sahiden de. Baba sen İzmir'de değil miydin Allah aşkına? Doğru diyorsun. Abi duyulmuyor. Ben buraya niye geldim? İzmir'deydim. Bunları arada bulamadım. Dedim ki. Evet. Sen söyle bir niye gel? Vallahi ya. Ha, ne oldu da geldin yani? Vallahi bizim haberimiz yok. Biz senin telefona falan bağlayacağız diye. Sizin de mi? Ekibin de mi haberi yok? Hiç kimsenin haberi yok mu buradan? Güvenliğin de mi? Güvenlik de mi içeri aldı yani? O kadar mı yani? Ya biz de kalabalığı çok seviyorum. Yemin ederim. Kalabalığa geldim diyorsun. Ben kalabalık. Kalabalığa geldim diyor. Yalnız Mustafa bu gece böyle birazdan hafiften böyle bir rock gecesi yapıyoruz. Bir rock parçası bize ilerleyen dakikalarda söyleyebilirsen çok seviniriz. Ya, okuruz. Ha? Yani, Çağlayan'a dedim ki yalnız bırakmayayım yani. Oğlumu merak ettim. Ya inanmıyorum. Ama sen onun abisisin. Kafamda öyle bir şey vardı ne yapayım diye. İzmir'e gittim. İzmir'den geliyorum şu anda. Öyle mi? Uçaktan indim. Ben telefonla konuştum çünkü ya. Dedim ki gideyim program bilsin onu da alıp gideyim. Ama oraya gelince tutamadım kendimi yani. Vallahi özlemişsin çocuğu da. Seni de özledim canım kardeşim. Sağ olasın teşekkür ederim. İşimiz var ya. Abi ne diyorsunuz hocam? Abi inanmıyorum böyle bir şey olamaz ya. La ilahe. Herkes şaşırdı. Şok. Evet. Şok. O canlı yayında şok. O herkesteki şok Mustafa abinin gelmesinden daha çok Mustafa abinin böyle yakışıklı bir çocuğu olmasından dolayı bir şok da var yani. Evet. Yakışıklı adamın yakışıklı çocuğu yani. Keyifler yerinde Mustafa abi. Bak benim güzel kardeşim. Evet. Yemin ediyorum demek ki insanlar kendi kafalarında kurdukları bir program, saat, zaman, mekan. Ben şu anda İzmir'de otelde uyumuş olacaktım. Evet. Başkan Mehmet Ali Yılmaz dedi ki ben bir geceye katılacağım. Atla gel. Dedim ki geliyorum. Odayı iptal ettik. Bir dakika odayı iptal ettik. Benim şimdi onun yanında olmam lazım. Orası da iptal oldu. Oda iptal oldu İzmir'de. Ben buraya geldim. Ya böyle bir şey var mı? Evet gerçekten de böyle bir şey yok abi. Niye böyle bir şey yaptınız onu soruyoruz yani biz. Yalnız mükemmel bir ekibimiz olmadı mı? Yüksek Sadakat, Mustafa Topaloğlu, Gökçe, Pelin Akça, Çağlayan. Süper ekip oldu. Hazır bu ekip gelmişken soralım.
Mor ve Ötesi Eurovision'a gidiyor. Hocam destekliyor musunuz sonuna kadar tabii. Bu hareketi? Ne demek tabii ki. Destekliyorsunuz. Peki. Peki size gelmiş olsaydı böyle bir teklif ya da Gökçe sana gelmiş olsaydı böyle bir teklif? Düşünürdüm biraz. He? Düşünürdüm. Düşünür müydün? Neden düşünürdün? E çünkü Türkiye'de daha hani bir güzel bir yerlere geleyim. Daha çok yeniyim çünkü. O yüzden pek gitmekten yana olmayayım. Pardon sen kendi adına düşünürdün. Ha tamam Mor ve Ötesi için konuşmuyoruz yani. Pardon. Evet. Size gelmiş olsaydı hocam bu teklif. Bizim adımıza müziğe yarıştırılması iyi bir şey değil. Yani o yüzden Eurovision da aslında çok da önemsenmesi gereken bir durum değil. Bir de neye göre değil. Oy veriyorlar? Ama insanlar bu ülkenin grubu olarak sizden böyle bir talepte bulundularsa pek hoşunuza gitmese de bunu yapmanız gerekebilir bence. Evet, eğer böyle bir talep varsa. Evet, böyle bir talep varsa çünkü Türkiye'yi temsil etmenizi isteniyor sizden ve size güveniyor insanlar bu konuda. Dediğim gibi müziğin yarıştırılması bana çok itici geliyor ama yine de böyle bir şey isterse insanlarınız sizden bunu yapmanız lazım gibi geliyor. O yüzden de Mor ve Ötesi çok cesur bir şey yapıyor. Abi madem bu ülkedeki beğeni bu kadar beğenilen birileri Eurovision'a gidebiliyor. Bu ülkede en çok satmış albüm bugüne kadar. Şimdi albümler böyle 60-70 bin satınca wow deniyor. Geçmişte 100 bin satınca 200 bin satınca öyleydi. Mustafa Topaloğlu'nun Mustafa abinin Eminem albümü bu ülkede 3 milyon 750 bin sattı. 4 milyon. Evet. Şimdi aslında Eurovision'a manda yuva yapmış Söğüt dalına böyle bir eserle gitsek patlar diyorsun. Patlar diyorum. Yani bizim bir türkümüz de ama batı normunda. Böyle bir türküyle niye denemiyorlar arkadaşlar? Hocam peki zamanında seni Eminem'le Eurovision'a göndermiş olsalardı hafif de altyapısını böyle daha yani daha böyle global bir altyapı yapmış olsalardı sen başarı alacağına inanır mıydın orada? İngilizce versiyonuyla. Ha Eminem belki de parmağında gözüklerin İngilizce versiyonuyla. Söylüyor İngilizce. Evet. İngilizce versiyonu var sende. Vardır güzel yaylalar. Bizim köyün başında alır seni kaçarım ey. Emine on üç, on dört yaşında. Armanda bilezikler, kolunda bilezikler. Oy sana sarlayayım. Nedir bu güzellikler? Nedir bu güzellikler? Bir kurşun atacağım belindeki bıçak hanım vermedi seni. Senin gibi uçak, senin gibi uçak. Parmağımda yüzükler, kolumda bebek. Ay sana sarılayım. Nedir bu güzellikler, nedir bu güzellikler? We'll be right back.
bitmesin bu güzellikler. Hocam, buradan da şunu anlıyoruz ki sahiden de sohbetin başına döndük. Bu işini, rakını, popunu, her tarafını bir kenara bırak. Bak işte Mustafa Topaloğlu geldi. Herkesin sevdiği ortak bir değer geldi. Acayip de güzel geldi. Hocam teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. Sus geldi. Mustafa abi. Geldi. Aynı zamanda sus da geldi diyor. Evet. Elin Afşar'ın esprisiydi. Elin Afşar'dan dinlediğimiz güzel bir espriyle, bir Amasya esprisiyle programımıza devam ediyoruz. Tamam. Elin'cim, senin de var değil mi bir albüm? Evet, arabada dinliyorum. Hayır, hayır. Senin çıkartacağın bir şarkı, bir şey yok mu? Oğlanlar diye bir şey. Var, arabamda dinliyorum. Ha, var mı? Çıktı mı yani albüm? Hayır, piyasada değil. Ha, piyasada değil. Albüm... Nedir sözleri? Bir de sözlerini söyleyebilir misin? Yok, bende kalsın. Peki ben söyleyeyim, bende var. O zaman sözleri. Arkadaşlar sözler şöyle. Oğlanları mı erkekler? Kız gibi oğlanlar, hepsinde küpe takı. Nereden bulacağız kızlar? Adam gibi adamı. Çekelim, küpe, takı. Her bir şey. Beni şimdi gel. Benim babamın da eyvah. Bu parçanın sözleri gerçek midir? Gerçekten de hissettiğin için söylediğin şeyler midir? Gerçekten de Türk erkeklerinde bir küpe, takı falan filan rakçılar için geçerli olmayan. Rakçılar ve değil. Buradakiler hariç. Onları sen, ben Türkleri ben Türk insanı için konuşmuyoruz. Tamamen Türkiye bunlar hariç. Tamamen Belçikalılar için söylediğimiz evet. Yap. Öyle kayda geçsin. Londra, Belçika. Daha mı maço, yani erkek daha mı maço olmalı yani? Bir abi şey mi başladı böyle, feminen bir durum mu başladı? Yani biraz öyle. Bence. Öyle. Bu da senin hoşuna gitmiyor. Gitmiyor yani. Kızlar sizde böyle bir durum var mı? Yani erkeklerin biraz böyle daha mı maço olmasından yanasınız? Yani maço değil. Evet. Ya buna cevap verebilir miyim? Sen. Yıllardır... Ben de bir zamanlar kızıyordum ama sonra bir tarihi araştırdık ki bizim tarihimizde bu bir simge olarak kullanılmış. Yani bu Osmanlı'da başka bir amaçlı var. Değil. Yani bir simge olarak kullanılmış. Yoksa kötü bir şey değil yani. Kullanabilir. Mustafa abi. Yani ben bile takabilirim. Ama sen zaten takıyordun abi. Arkadaşlar küpe takmak istemeyenlere bile söylüyoruz. Mustafa abinin bu lafları kulağınıza... Küpe olsun. Evet. Kübra Bayhan, hala orada mısınız Kübra Hanım? Buradayım. Kübra'cığım. Senin bak senin sohbetin Tanevere'ye kadar geldi. Yüksek Sadakat'ten iki tane güzel parça arka arkaya dinlemiş olduk bu arada. Muhteşem oldu. Onlara çok teşekkür ediyorum tekrar. Biz teşekkür ederiz. Var mı başka sorunuz? Benim Helin Afşar'a bir tane sorum olacak ama. Buyurun Helin'e. Helin Hanım iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Biliyorsunuz kardeşler böyle hep kıyaslanırlar. Ben şunu sormak istiyorum. Evet. Başarılı bir ablanın kardeşi olmak zor mu? Zor değil. Önünüze çok iyi bir örnek var. Ve onu örnek alıyorsunuz. Ve güzel bir örnek var. Ki benim ablam... her yaptığı işte çok başarılı olduğu için ben de ona örnek alıyorum. Peki, ve nesini? Yani mesela Hülya Avşar Türkiye'de bir rol model olmuştur. Evet. Birçok kadın da Hülya Avşar'ı örnek almıştır. Evet. Yani tenis oynamasından tut da bir marka oldu neyse yani hani bir sürü şey var. Şimdi uzun uzun saymayalım. Sen ablanın nelerini örnek aldın? Nesi sana model oldu gerçekten de? Her şeyini. Her şeyini. Yani tamamen bir her şeyin. Dört dörtlük diyorsun dört, ve tamamen takip ediyorum diyorsun. Evet. Benim küpem ne olacak ya? Küpe mi istiyorsunuz? Vereyim mi? Abi mikrofonu alsanıza ya mikrofonsuz biz duyamıyoruz. Yeterli oldu mu cevabım acaba? Tamam mı der? Evet tamam diyorum. İyi akşamlar. Herkese... Alo. Alo buyurun dinliyoruz. Herkese çok teşekkürler. İyi eğlenceler diliyorum size. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bizler teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hazal Kurt var Antalya'dan. Hazal Hanım iyi geceler. İyi geceler. Nasılsınız? Ya Beyaz bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Ben senin evde kalma sebebini şimdi çok iyi anladım.
Çünkü neden? Bir saattir arıyorum. Sürekli meşgul. Evet. Sonra telefon kapanıyor, bir daha aranıyor. Kapanıyor, bir daha. Maazallah bir sevgilin olsa seni aramak falan istese. Yani kız dayanamaz, yatar uyurdu herhalde bu saatte. Hayatım, özel telefonum var. Ayrıca benim bir sevgilim olmuş olsaydı şayet yayında değil, yayından sonra beni arardı. İyi akşamlar diliyorum önce hepinize. İyi akşamlar. Yüksek sadakate sorum olacaktı benim. Buyurun, sorunuzu alalım. Yüksek sadakate. Farklılığınızın ve başarınızın temelinde müzikal kültürünüz ve birikiminiz ve Anadolu kültürünün müziğinize az da olsa yansıtmanız Türkiye'de bu kadar sevilmenizin nedeni olabilir mi? Mutlaka öyle bir faktör geçerlidir. Çünkü bu coğrafyanın genlerini içinde barındıran müzisyenler o genleri yaptıkları işte kullanmazlarsa aslında samimi bir şey yapmıyorlar demektir. Bizim Türk rock yapmaya başladıktan sonraki en temel motivasyonlarımızdan biri dünya ölçeğinde Türk ekolünü oluşturabilmek için bir şeyler yapmaktır hatta. O yüzden de tabii ki buradan yola çıkarak Anadolu'dan aldığımız şeyleri de müziğimize katmakta hiçbir sakınca görmüyoruz. Hocam pardon, uzun bir konuşma oldu. Dinleyen dinledi, dinlemeyen dinleyemedi. Arada bir cümle var. Dünya ekolünün içine Türk ekolünü katmak, doğru mu? Elbette. Bugüne kadar bunu başarabilmiş bir Türk rock grubu, dünyada gerçekten de adı duyulmuş, dinlenen, herhangi bir yere kadar bu işi götürebilmiş birileri var mı? Şimdiye kadar Moğollar ve Barış Manço'nun yurt dışında bazı şeyleri oldu. Evet. Dikkate değer başarılar oldu. Peki Türk rock müziği son dönemde işte saydığınız bir sürü grup var. Yani bir şey söyleyeceğim de yanlış anlamadım. Popta bir böyle şey başladı. Yavaş yavaş aşağı bir süzülme başladı. İşte son çıkanlar sizler varsınız. Bir iki kişi daha albüm çıkarttı, çıkartmadı, tuttu, tutmadı, bir sürü şey oldu. Ama rock Beyoğlu'na sıkışmış gibi görünse bile acayip bir kitle, bir patlama içinde. Bu patlamanın sebebi de gerçekten de çok sert bir rock yapılmadığı ve Türk normlarına biraz uygun, herkesin anlayabileceği, dinleyebileceği biraz daha yumuşak bir rock yapıldığı için mi böyle oldu? Yani bu sertleştiği anda gider mi? Bunun mutlaka etkisi var. Yani insanların kulaklarının değişimlere alışması biraz zaman alır ve müzikler aşağı yukarı 10'ar yıllık periyotlarla kendilerini değiştirirler. Bunun etkisi var söylediğiniz çünkü gibi. Arkadaşların katıldığı parçalar... Çok çok sert olmasının sebebi bence burada biraz daha sektördeki müziği dinleyiciye ulaştıran kurumların, örneğin radyoların sert müziği çalma konusundaki tercihlerinin hep negatif yönde olması. Yoksa siz yapıyorsunuz. Sert yapan insanlar da radyolarda çalınsalar onlar da sanırım kendilerine daha büyük dinleyici kitlesi bulabilirler. Evet, senin herhalde biraz patlaman bu şarkıların sevilmesi de biraz bundan. Yani o eğlenceli mi eğlenceli, o güzel bir şey. Yani evet. Öyle başlaması en azından iyi oldu diye söylüyorum. Evet. Hülya'cığım, pardon. Hazal'cığım. Hazal'cığım. Evet, bir de Helin Avşar'a sorum olacaktı. Helin Avşar'a buyurun. Ablam mı geldi zaten? İyi akşamlar diliyorum önce. İyi akşamlar. Paris Hilton'a hani benzetiliyorsunuz, yıllardır bunun konuşması oluyor, geçiyor magazin gündeminde. Gerçi o sizden daha çirkinsiz, daha güzelsiniz ama. O sizin. Bu sizi rahatsız ediyor mu ya da hoşnut musunuz bu durumdan? Paris Hilton'a benzetilmekten hoşnut musunuz, değil misiniz? Hayır, hoşnut değilim. Neden? Çünkü ben Helin Avşar'ım sonuçta, o da Paris Hilton. İyi de yani şimdi bu adamları da Pink Floyd'a, Dire Straits'e benzetseler hoşnut olmaz ama hoşnut olur. Paris Hilton tabii ki böyle bir örnek değil de sen o zaman ben Helin Avşar'ım diye mi, yoksa Paris Hilton dışında çok daha başarılı, hayır, işiyle başarılı birisi olsaydı ona benzetilmekten mi hoşnut olur? Yok, hayır, yani bence idol olarak beğendiğim insanlar var ama tip olarak veya kişilik olarak benzetilmek kimseye istemem açıkçası. İdol olarak bulduğum insanlar var ama ona benzetilmek. Peki sen niye Paris Hilton'a benzettikleri konusunda bir, yani bir şey işte var mı? İşte magazincilerin beni çok gezdiği yönünde işte fütursuzca dediği gibi davrandığım zannediliyor ama aslında öyle değil. Kimdi arkadaşımızın ismi? Hazal. Hazal'cığım. Evet.
Fakat hoşnut değilim. Peki ablan hiç kızdı mı sana? Yani yapma. Allah, senin sorundan bak neler çıktı, sağ ol yani. Ama kızar ya. Hiç mesela ablandan gerçekten de bir sıkı bir dayak yediğin oldu mu mesela? Yani bu saatte eve mi gelinir kardeşim? Ben seni magazinde böyle izlemek zorunda mıyım kardeşim? Bu nedir falan diye hiç olduğu oldu mu yani? Bu bir yere bağlanacak kesin. Bağlanacak. Bir yavşarın bir VTR'si var. Eyvah. Bakın bir izleyelim onu. Neler demiş Helin için. Bizim evimizin en kıymetlisi. Ve de onu tebrik ediyorum ve de ona teşekkür ediyorum ki son zamanlarda benim gözlerimi yaşartacak başarılara imza atıyor. Babamın cebinden anahtarı alıp ya da masanın üstündeki anahtarı alıp arabayla birlikte sabaha karşı, yani sabah erkenden kimse uyanmadan tur attığı günler, öyle şeyler var ya, erkek çocuğu gibi bizi çok üzen ve yoran şeyler oldu tabii. Hani gazetelerde çıkıyor yani, elin hep benden dayak yedi yer falan diye. Tabii böyle bir şey işin esprisi ama gerçekten bir gün yedi. O da sabah 6:30'da eve geldiği için ben geceliklerle ve Helin'in bütün arkadaşlarının karşısına apartmandan aşağı inip şeffaf geceliklerle, böyle çok özel bir şey bu. Hayalet mi görüyorum deyip Helin'in kahkaha atarken tokadı suratında hissettiği bir an bu. Ama bunu hayat şimdi, o zaman çok üzülmüştük ama şimdi bunu her defasında o da ben de gülerek anlatıyoruz. Düşünebiliyor musunuz, benim saçlar başlar dağınık, hayalet gibi bir gecelik ile bembeyaz sabaha karşı gün aydınlanırken Helin'in karşısına çıkıyorum böyle. Ne o sabah 6'da eve geliyor diye. Buna benzer şeyler yaşadık Helin'le tabii zamanında ama ne kadar sizin için kıymet taşıyor bu, onu bilemeyeceğim. Biz çok gülüyoruz buna. Beyaz Şova'da bundan önce daha birçok kez katıldınız. Ama Beyaz bana katılmadı. İlk defa Beyaz. Bir daha da Beyaz'a katılmayacağım zaten bu yüzden. Bunu da kesmeden özellikle. Bilemeyeceğim artık. Evet. Fırçayı da yemişiz üstüne. Hazalcığım tamam mıdır? Bir sorum daha var, sorabilir miyim? Çok kısaysa hemen alayım. Yüksek Sadakat bekliyor. Kısa. Mustafa Topaloğlu'nun gerçekten böyle doğaüstü güçleri falan, bir uzaylılık bir durumu, bir şey var mı? Çok merak ediyoruz biz burada böyle ailecek. Mustafa abi, hiç sorulmayan bir soru geldi sana. Çok enteresan bir soru. Mustafa abinin gerçekten de bu uzaylı işleri var mı deniyor? Bu konu çıktı çıkalı bana devamlı sorular. Gece 12:00-1:00-2:00'ye kadar 11:00'de kalkarım. O saat ne olacak? Ben de yorulana kadar iyi olacak diyorum. Mustafa abi. Çok yorulduğum zaman hadi hayırlısı diyorum. Yani. Abi bir söyle. Millet merak ediyor. İletişime geçiyor musun? Konuştuğun oluyor mu? Bizden habersiz gece uydudan, çanaktan haberleştiğin oluyor mu yani? Ya şimdi hissettiklerim oluyor tabii. Örneğin birçok şeyi bilmişimdir ama herkeste vardır bir şeyler ya. Bir şeyler bilir yani. Ben de onlar gibi ama farklı bir şey dersen farklı var. İyi şeyler var bende yani. Var. Peki eyvallah. Mustafa abi biz fazla tutmayacağız. Alkışlar Mustafa abi için olsun. Çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olasın. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Görüşmek üzere. Selam söyle abla. Tamam, ben. Hazır mıyız hocam? Hazırız. Nedir parçamız? Yine bu albümümüzden Haydi Gel İçelim adlı parçayı çalacağız. Haydi Gel İçelim. Bu parçada bize Cana arkadaşımız eşlik ediyor trompetiyle. Harika. Bizim niyetimiz aslında ilk albümden de bir parça çalmaktı ama demin onlar sıralarını savdılar. Evet. Çok kolay bir nakaratı var. Ben söylüyorum, arkadaşlarım cevap veriyorlar. Soru cevap, haydi tamam. Gelişelim. Seyirciden bir şey istiyor. Seyirci çok çabuk öğrenecektir. Tamam. Eşlik ederlerse çok mutlu ederler. Tamam, beni. Bakalım. Bir dakika. Ben karşıyım diye bir şeye giriyor. Arkadaşlar bir dakika ya, bir sürprizimiz var. Nerede onlar? Getirin. Biz rock sanatçıları biliyorsunuz parça bittikten sonra halkın üzerine atlar ya. Biz onu yapamadığımız için şu anda arkadaşlar atlayamayacağı için biz şöyle bir şeyler hazırladık. Arkadaşlar bunları dağıtacağız size. Dağıtacağız. Siz böyle bunları tepenizde bu Helin. Ya
ben isterim onu. Çağlayan, Gökçe. Abi sizin fotoğrafları yaptıramadık. Kusura bakmayın. Ben bunları... Bir dakika. Parça sırasında ben sizin üzerinize atacağım. Elden ele böyle dolaştıracaksınız, tamam mı? Tamam. Hocam parçaya başlayabiliriz. Yok, başlayamadım. Haydi gelişelim, yerlere düşelim. Bugün çok yorulmuşsan, her yerde arayıp yine de bulamamışsan, o seni unutmuş, sen unutamamışsan, kalbinin kuş uçmuş, sen tutamamışsan. Haydi gel, haydi gel içeri, derdini al da gel, haydi gel içeri, bu evrende bir çoksun, tarih seni unutsun. Haydi gel içeri, topla da gel, haydi gel içeri, hepsini al da gel, mazi kalbinde yaraysa unut artık ne varsa. Haydi gelişelim, yerlere düşelim. Haydi gelişelim, yerlere düşelim. Artık ne varsa haydi gelişelim, yerlere düşelim. Haydi gelişelim, yerlere düşelim. Hocam harika. Vallahi ağzınıza sağlık. Sağ olun. Bu arada iyi ki sizi göndermemişiz. Çünkü ya iyi ki halkın üzerine siz atlamamışsınız. Çağlayan'ın son hali. Bu nedir abi? Ne yaptınız ya? Bu ne? Bu ne? Bunu kim yani? Altı üstü elden ele geliyor. Bırak kızı. Parçalandı. Ben kaldım. Ben neredeyim? İstiyor musunuz bunları? İstiyoruz tabii. Ben neredeyim?
Benim hocam da gitar çalıyorlar orada. Abi ben seni seviyorum. Abicim gerçek değil ver. Allah Allah. O bayağı sarılmış orada oturuyor ya. Pardon. Ay senin kolların. Evet, senin bacağın su baksana. Ya ben de benim olayım da bayağı büyük yani. Benden bile uzun. Arkadaşlar hazır mıyız? Neye? Senin bu benim hazır olma durumunuz zaten yani. Reklamlara hazır mıyız? Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Hocam niye seçilir bu hakemlik mesleği? 70 bin kişi, 50 bin kişi stada gelip olmayacak zamanlarda bile dümdüz küfür de edebiliyorlar. Hocam o küfürü yemek inanılmaz büyük zevk. Ama dert tuttum. Ben önlerimi aldım. Allah be. Oh. Yes. Hocam yes. Susun hocam. Yes. Yes. Sevgili Demet Akalın, Tarkan'la düet yapmak ister miydiniz? İsterdim tabii ki. Hazır mıyız? Yine gelmedi. Konfetiler, ışıltılar, ses, müzik, organizasyon, para. Elimizden geleni yaptık. Bugüne kadar biz çağırdık seni Tarkan. Bundan sonra gelsen de bu programa alacağız tabii ki. Öyle bir almamazlık gibi bir şey söz konusu değil. Erman Bey, çok karizmatik görünüyorsunuz bu arada. Teşekkür ederim. Ne içersiniz? Rica ederim. Hocam peki mesela ben arka sınırsa bikini giyerim der misiniz mesela? Yaşa be yaşa. Estağfurullah ablam benim ya. Ben tek parça kullanırım. Tek parça kullanırım. Aman bulguru kaynatırlar. Haydi bulguru kaynatırlar. Hayatım hala uyumadı. Ya beyaz trafik üflediyor, sen çektiriyorsun, ne bileyim. Şey abi çek. Evet, konuşalım. Yoruldum artık. Selam söyle. İyi akşamlar. Seni çok seviyoruz Tarkan. Alışkanlık yapar Allah muhafaza. Çıkıp ben burada dans ederim diyen var mı? Her şeye birileri çıkıyor. Mükemmeliz yani. Ben yapmam diyen bir kişi yok. Arkadaşlar keyifler yerinde mi? Şimdi Ceren Özbek'i alacağız. Telefona alalım bakalım. Ceren Hanım orada mısınız? Evet buradayım. Nereden? Ankara'dan? Evet. Ne işle meşgulsünüz? Bir Alman firmasında çalışıyorum. Fuar firmasında. Bilmiyorsunuz hangi firma olduğunu. Bir Alman firmasına girdik. Ama var mesajı. Allah rastgele çalışmaya başladık diyorsunuz ya. Ceren Hanım, var mı sorularınız? Buyurun. Evet, Helin Hanım'a var. Helin Hanım'a, buyurun. Şarkı söylemek lazım yarışmasına katılma amacı nedir? Onu soracağım. Ve kendisine sağladığı avantaj ve dezavantajları ne olduğunu düşünüyor. Hangi yarışma? Şarkı söylemek lazım. Ha, şarkı söylemek lazım, evet. Eğlenmek için katıldım. Ondan sonra avantajları bilmiyorum, avantajı sizce var mı bana bir avantajı? Yok. Ben size sorayım. Yani. abim yok tabii çünkü şarkı söylüyoruz.
söylemiyorsun. Şarkının sözlerini yani söylemiyoruz, onu da söylemiyorsun. Yani avantajı olduğunu sanmıyorum ama eğlenmeye katıldım. Ya o yarışmalara herkes bir avantaj olsun, bir şey bir olsun. Bir avantaj olsun zannetmiyorum avantajı olduğunu. Herkes avantaj için katılırsa o yarışmalara zaten şey olmaz. Tek bir dezavantajı oluyor sırada. Hırs tipi olur herkes avantaj, bende avantaj olsun diye. Ben niye cevapladıysam böyle bir Can abiyle bu soruyu. Evet, çünkü sonra başka türlü katılanların başına biliyoruz neler geliyor. Evet, doğru söylüyorsunuz. Doğru. Bu arada mesela müzik albümü yapmış olmanıza rağmen öyle zannediyorum. Gerçekten çok güzel bir kadınsınız. Teşekkür ederim. Onu da bir kere doğru mudur arkadaşlar? Çok sağ olun. Gerçekten ne güzel bir kadın. Teşekkür ederim. Özellikle yan yana oturunca daha da güzelliğiniz ortaya daha da çıkıyor. Aşk olsun. Ama şaka kaldırırsınız diye yani bu kadarını da yapalım abi. Elbette. Evli misiniz hocam? Evet. Evlisiniz siz? Ben değilim. Değilsiniz. Değilim. Düşünüyor musunuz? Neden? Olur. Yani bir ara olur belki. Bir ara. Yaş kaçtı hocam? 40. 40. Aynı yaştayız. Neden bugüne kadar olmadı? Yani yine rock'tan dolayı mı olmadı? Yani... Olmadığı bilgisi nereden geldi? Oldu. Evet, ben 7 sene evli kaldım. Ondan da mı o kesin kararla yine... Yok, ilgisi yok. Eşim müzisyendi, beni her zaman çok destekledi. Evet. Ben müziği bırakacak noktaya kadar geldim ama bunca yıldır bu sıkıntıyı beraber çekiyoruz. Şimdi bana da ayıp etmek olmaz mı? Vay. Dedi ve beni yoluma devam ettirdi. Aslında ona çok çok müteşekkirim. Peki, pardon duyamadım. Sizin niye olmadı peki? Oldu yani. Benim niye olmadı? Yakışıklısınız. Çok güzel bir show programınız var. Evet. Herkes sizi çok seviyor. Tabii ki. Bir sürü aşığınız var. Teşekkür ederim. Para var. Ben evlenmeyi düşünüyorum ama evlenmeden önce bir anda bana herhangi bir şey gelir de bu işi bırakırım, raka geçerim diye. Ya şey yapamıyorum yani, geçersem hangisini yaparım diye o aradayım yani. Evet. Mesela hanımefendi şarkı söylüyor, güzel bir albümü var ama... Bunun yanı sıra öyle zannediyorum dizi film teklifleri de geliyor bir taraftan bolca. Geliyor mu? Geliyor, evet. Geliyor. Nereden geliyor? Yani bizim ya çok iyi yönetmenlerden geldi. Çıktıktan 2 ay sonra da geldi. Yeni de geldi ama ben... İstemiyorsun. Ya şöyle müziğin önüne... Sarsılı. Yok. Mesela müziğin bir köy ağası dizisinde oynar mısın? Ağlı bir dizide biz seni görebilir miyiz? Gerçekten de... Yani ben tiyatro eğitimi aldım Şarkı Takant'ta. O yüzden görebilirsiniz ama şu an değil. Tamam. Ben hep karşılaştırmaya söyledim. Yani. O orada olabilir mi? Olur tabii, oyuncu her şey yapar ama ben pek uymam gibi geliyor yani. Ceren'cim var mı başka sorunuz? Şeyi sormak istiyorum. Benim de çocukluğum sizin gibi Gemlik'te, Kumla'da, o taraflarda geçti. Orayı çok özlüyorum. Çocukluğunuz benim gibi Gemlik'te, Kumla'da geçti. Evet. Özler misiniz oraları? Çok özlüyorum. Ya ben mesela oradan kalma bir alışkanlıktır. Eskişehirlilerde, Ankaralılarda, Bursalılarda vardır bu genel olarak. Biz mesela Marmara bölgesinin tatil yerlerinde büyüdüğümüz için bizim kuşak Edremit, Akçay, Erdek, Kumla, işte Çınarcık, Ayvalık falan filan öğrenme o civarda... Büyüdüğümüz için biz hep siteli yerlerde büyüdük hocam. O sitelerin de bir güzelliği vardır. Her sene aynı kişiler gelir o sitelere. Her sene yaz başında da o Ahmet abiler de geldi. Aa, Mehmet abinin çocuğu olmuş. Aman Aysel teyze, aynı Mihriban teyze ölmüş falan diye böyle. Ya tabii böyle yani böyle ay diye söylemeyiz de yani hani. Yanlış girdi de yanlış donanmaya çıktık. Onun için şimdi mesela böyle güneydeki yerlere ben mesela şey yapamıyorum yani. Bünye Marmara bölgesi istiyor. Marmara bölgesinde o tarafları istiyor. O da var mıdır sizde? Sever misiniz? Özler misiniz öyle şeyleri? Evet, ben çok özlüyorum. Hani her sene yani nereye gidersem gideyim mutlaka orada bir tatil geçirmem gerekiyor. Evet, iyi olmuş o zaman. Madem öyle bir durum var. Sen çünkü bunu çekmeyeceğe benziyorsun. Bu hortum öyle bir hortum ki o ellerin arasından yol bulur kendine. Dikkat et, bir dakika. Bir dakika, yüksek sadakatten başlayalım. Soliste yapmasak. Karizmanın çöktüğü andır. Hocam biz hep rockçıları böyle uzun saç sallanır diye bilirken... Ya. Siz de ikinizde de böyle sallarken mi düştü evet, en sonunda ne oldu ya? O kadar çok salladık ki. Ondan mıdır hocam? Biraz ondan, çok salladık zamanında. Zamanında salladık kızımız, evet. Peki, hadi bakalım Tosuncuk. Buradan, hı-hı. Ben, pardon,
Pardon. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Yarın bizim bir konserimiz var. Bu ertesi güne intikal eden bir durum mu? Bu her konserden önce çekilecek bir şeydir. Alışkanlık yapıyor. Bir gece öncesinden bu saatlerde çektin mi konserde ne olursun biliyor musun? Felaket. Uçan mı halkın üzerinden böyle piiii diye. Bizim grubu temsilen kutluyor mu acaba? Kutluyor o. Belki üstünüzden bir kuş geçer. Belki üstünüzden bir kuş geçer. İncesinden veriyoruz. İncesinden. İncesinden veriyoruz ve kutlu. Belki üstümüzden bir... Çek abi çek. Çek sana ciğer vardır çek. Heh. Çek. Evet belki üstümüzden bir kuş geçer. Belki üstümüzden bir kuş geçer. Nasıl hocam? Güzeldi. Şimdi kalınından, kalınından Gökçe Hanım'a, kalınından. Annemler ince dedi. İlki arkadaşım kalın dedik. Hayatım hortumun sahibi kalın diyor şu anda öyle. Yani annemler inceydi, teyzemler mutlaka orta halli bir şey çek falan diye. Öyle bir durumu yok. Bu iki kollu bir şey. Bunu kalınından çekeceksin. Gözüne sonra... şey yapıyorsun. Hayır bir şey olmaz. Gözüne bunu bir üfle bu göz böyle kalınlaşıyor. Öyle dana gözü oluyor böyle. Arkayı görüyorum böyle. Ne diyeyim? Arkayık. Ay kötü espriydi. Ne evet. Desem acaba? Ne desen? Aman iyi ki kalından çekmişim. Oh oh diye böyle mesela garip bir şey söyleyebilirsin böyle bir şey. Hadi bakalım kendi şarkılarından bir tanesi. Hangi şarkı? Ben neymişim? Ben neymişim? Tamam. Oy. Ben neymişim tamam mı? Eyvah. Hadi bakalım ver bakalım kalından. Bismillah hadi bakalım. Çek iyice çek. İyice. O göğüs şişsin iyice. Evet. Evet. Vay be. Ben neymişim vay be. Ben neymişim. Güzel mi o? He? Güzel mi o? Güzel yer. Güzel mi? Kaldı böyle. Ha. Düzeliyor. Güzel mi o? Bunun böyle anlık bir paniği var. Yani aslında geçecek bir şey ama herkes bir 10 saniye geçmeyince güzel. Oh be düzelmiyor. Oh be oh güzel. Elinci. Ben itiraz etmeyeceğim. Hadi ay. Bakalım Elin. Yok kalınından bir tane. Tamam, ablanlara tamam. Buradan selam. Hadi bakalım. Çek. Kalın. Oo selam söyle. Merhaba. Ay bu ne ya? Nasılsın abla? İyi okşancım sen nasılsın? Geçti mi be? Aa geçti. Evet. Hadi bakalım. Baban tembih etti, çektirmeden göndermedi. Emine iyi söyledi. Vallahi bak. Baban söyledi. Çocuk bunu çekmeden eve gelmesin. Vallahi dedi. Bir şey söyleyeceğim. Benim midem bulanır abi böyle şeylerden. Vallahi ya. Şimdi... Ekmek arası vereyim. Ayranla. Ayranla vereyim. Üzerine bir de soda vereyim. Abicim bu sabaha karşı tost yemiyorsun. Altı üstü helyum çekeceksin. Benim midem bulanır. Hele bu saatte kolesterol de var. Ben de almayayım falan gibi şeyler. Ya. Çek lan şuna. Çek şunu. Vallahi çek şunu. Ya ne olur ya. Arkadaşım bir programa geliyorsun. Tamam. Halk bekliyor. Tamam. Bu halk burada ben konuşayım o konuşsun şarkı söylesin yüksek sadakat diye beklemiyor. Ya halk benim onu çekmemi, benim onu çekmemi bekliyor musunuz? Sen var ya sen tam ünlü olmuşsun tam sahne adamı olmuşsun. Bunu bile öyle bedavaya çekmiyor ha. Bunu bile çekecekken bunu çekmemi ister misiniz? Evet. E hadi o zaman çekeyim. Hadi bakalım. Abi önce bir kulaktan vereyim ben sana bunu. Kulaktan abi, dolma. Ama ciddi söylüyorum valla. Çek şunu. Çek şunu. Çek şunu. Son defa söylüyorum. Çek şunu. İncesinden ver. Çek o şeyi söyle. Kalbime gömerim seni. Hadi. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Abi bu ne ya? Arkadaş bir hortum var. Bir hortum var. İçinde bir... de bir hava var. Ne sorguladım bu iki şeyi? İki saattir. Ya bir yani. Deneseniz öyle değil ya. Bir... Çek şunu. Çek ver gazı. Çek. Çek içine çek. Oh. Şimdi söyle kalbime. Aa, kalbime gömerim o zaman. Arkadaş. Gökçe'cim gel son parçayla kapatacağız ama durun bir şarkı daha. Bir bu şarkı arada daha. Hürriyet Gazetesi'nin telefondaki arkadaşa da hoşça kalın diyemedik. Mayıs 1966 Pazartesi 23. Kim doğdu? Siz doğdunuz.
Ne güzel. Hiçbir şey olmamış. Doğduğunuz gün bayağı boş bir günde, güzel bir güne denk getirip rahat rahat doğmuş. Yine de ya, çok öyle teşekkür söyleyeyim. Ederim, sağ olun. Eylül 1968, Pazar 29. Benim. Kediler, bir şeyler falan var. Bir kedi resmi var. Kedinin hali kalmamış. Başlıkta bu kediye acıyan kalmadı diye. Kedi bitmiş, bitmiş yani. Evet bak abi, o dönemki sorunlara bak yani. 68'deki soruna bak. Hürriyet'in baş sayfası bu kedinin acıyanı yok diye bak. Hani insanlar falan rahat. Sene 68, çiçek çocuklar falan böyle rahatız yani. Bir kedi işi kalmış, süper. Kedi hocam süper. Buyurun. Alttaki kediye bakın, fiyonklu. Oh, ben çok yoruldum konuşmaktan ya. 9 Eylül 1979 Pazar. Ben. Sizin ben. Miydi? Ne olmuş? Ay bir şeyler var. Bunlar anası, mı? Evet. Anarşi falan var. Bak, 15 dakika. 15 dakika yağmur, 15 ölü. O haberi ben gökten de gördüm de öyle okunmaz. Öyle... Öyle okunmaz diye söylemedim onu. Ama nasıl yani? Allah seni al gazeteni. Evet ve son sizin de doğum gününüz, öyle zannediyoruz. 20 Şubat 1982 Cumartesi. Doğru mu? Sizin değil. Benim abi. Senin mi hocam? Benim abi. Buyurun. Hocam Kıbrıs için şeytan üçgeni kurdular gibi bir şey var. Ay benim yok mu? Sizin yok, sizin yok. Evet. Şimdi bir şartım var. Nerede? Elininki nerede? Yazık. Aa, doğduğunuz gün. İnanmıyorum. O gün, o gün Hürriyet basılmamış. Canım üzülme, bunu neyse, ben sana paylaşırım. O gün Hürriyet basılmamış. O günün Erkekçe dergisini bulalım. Gel görüşelim. Hangi şarkı? Bir dakika. Şimdi bugün rock günü dediniz. Bu şarkının girişinde o zaman kafa sallayacaksınız. Sallarım. Tamam. Tamam mıyız? Sallamayan. Ben kafamı sallamam diyen var mı? Siz sallayacaksınız. Ha ben sallayacağım. Evet. Ben kafamı sallamam diyelim mesela, ben şuna sorulursa. Evet abi. Var mı? Evet var ben. Tamam hadi bakalım arkadaşlar. Yüksek ses sol. Geliyor. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. İçiyorum.